Spor Merkezi'ne hoş geldiniz. Merhabalar, mutlu akşamlar değerli izleyenler. Trend Yol Süper Lig'de uzun bir sezon geride kaldı. Şampiyonluğunu Galatasaray birkaç gün önce ilan etti. Kutlamalar yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Ama tabii ki yavaş yavaş artık takımlar yeni sezon planlamalarına geçecek. Transfer resmi olarak yakında başlayacak hem bizden majör liglerde. Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başlayacak. Sonrasında Avrupa Şampiyonası derken yine futbolda aslında yoğun bir dönemin içerisine gireceğiz. Yoğun bir dönemden çıktık. Yoğun bir döneme doğru gideceğiz ama biraz tabii daha açıkçası Avrupa Şampiyonası ile beraber daha keyifli bir ortam bizde olmasını umut ediyoruz diyelim. Tabii bir de seçim var Fenerbahçe'de. O da tabii ki önümüzdeki hafta sonunun en önemli gündemlerinden bir tanesi olacak. Emre Kaplan, Kartal Yiğit ve Erdem Akbaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kartal abi ayrıca sana hoş geldin. Aynen, Kartal abi. Hoş Kartal bulduk diliyorum. Kravat yani gerçekten şu anda kravata 10 üzerinden 10 vermek bile istemiyorum. Az kalacak yani. Teşekkür ediyorum. İsmail beni dün aradı. Abi dedi Emre ile Erdem'in yanına gelir misin? Ne demek dedi. Seve seve gelirim. Çünkü A-Spor'un iki başarılı genç muhabiri. Genç diyorum. Benden çok gençler çünkü. Yaş ama, ortalamamızı gençleştirdin. Ben de sizinle genç oluyorum. Ama ikisi de başarılı muhabirler. Biz de muhabirlik zamanında çok çile çektik. Onlar da yoruluyorlar. Çile çekiyorlar ama karşılığında da çok iyi şeyler veriyorlar. Buradan da ikisini de tebrik ediyorum. Erdem'le zaten biz Habertürk'te de beraberdik. Burada da olmak benim için güzel bir şey. Şimdi Erdem'e bakınca abi, bak bu tecrübe önemli bir şey, onu fark ediyorum. Şimdi şuradan bağlayacağım. Şimdi ben de Erdem'in kravatını görüyorum, kendi kravatımı görüyorum. Emre'de görmüyorum ama bazen bu altındaki şey çok uzun kalıyor kravatın kendisine göre. Ben bir tur daha yukarı çıkarıyorum. Erdem de aynı uygulamaya geçmiş. Tecrübeli insan onu yapmıyor. Yani ayarlıyor bir şekilde. Estağfurullah. Kravat tecrübesi olarak aramızda çok fark olduğunu düşünüyorum abi. Mesleki olarak da öyle. Teşekkür ediyorum. Kravattan girmişken devam edeyim dedim yani. Yaptım. Peki şimdi gelelim biz ligi konuşmaya, önümüzdeki maçları konuşmaya. Bize gerçi futbolcu beyanı gibi oldu ama Emre sen tabii bütün sezon Galatasaray'ı takip ettin. Kutlamalarda da yine oyuncularla, tüm ekiple birlikteydin. Öncelikle genel havayı sorayım. Yani insanlar tabii biraz sezondan sonra hani nasıl eğlenceler oldu? Ya birçoğu ekranda oldu ama sen istersen o görünmeyen taraflarını da, anlatılabilecek kısımları da bize aktarabilirsin. Nasıl günler geçiriyor Galatasaray ve yeni sezon planlaması belki de başlamıştır. Bunları da alabiliriz senden ki transferle ilgili daha şimdiden çıkan haberler var. Onları da soracağım. Yani işte lig bitti, kutlamalar bitti. Daha Icardi Milano'ya varmadan transfer haberleri çıkmaya başladı. Bu normal tabii. O devam edecek bir süreç ama genel olarak bu son hafta nasıl geçti Galatasaray adına dersek, işte Fenerbahçe derbisinden sonra gerçekten birkaç günlük bir şok vardı Galatasaray'da ki bu sezon çok fazla olumsuz bir şey yaşanmadı Galatasaray'da sezon içinde. Genelde işler iyi gitti. Zaten 102 puan alınan, çok az puan kaybedilen, kötü haftaların çok az olduğu bir sezondu. O yüzden bu böyle bir şey beklenmiyordu. Erdem Bey bence bunu çok güzel özetlemiş. Seçim gecesi cemiyette Sezgin abi, Sezgin Gelmez meslek büyüğümüzün yaptığı bir röportaj var. Orada diyor ki biz biraz kibir yaptık Fenerbahçe maçı öncesinde ve bazen o tokat yemek insana iyi gelir. İnsana gerçeği hatırlatır. Biraz öyle oldu Galatasaray adına. Ha öteki taraftan bakarsak bu şok ne kadar sürdü? Bir gün, iki gün sürdü. Sonrasında telafi edebilme şansı vardı çünkü Galatasaraylı oyuncuların. Biraz tabii kendi sahanızda Fenerbahçe'ye yeniliyorsunuz. Maç sonunda bazı olaylar yaşanıyor. Galatasaray adına tatsız geçtikten sonra oyuncuların motivasyonu da yükseldi. Yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray-Fenerbahçe maçında berabere kalsa ya da kazansa o gün şampiyon olacaktı. Bu kadar coşkulu kutlamalar olmayabilirdi. Biraz daha böyle nasıl diyeyim? Zaten herkesin beklediği bir şey olduğu için daha düşük tansiyonda geçecek kutlamalar olabilirdi ama o bir haftalık süreç herkesi daha da motive etti. Biraz oyuncuları da tabii hırslandırdı ve iyi bir oyunla zaten Galatasaray çok rahat bir şekilde şampiyonluk maçından o virajı döndü. Sonrasında da çok çok coşkulu kutlamalar oldu. Yani ben şampiyonluk kutlamasının İstanbul'da olduğu akşam işte sonrasında oyuncuların eğlenmeye gittikleri bir mekan vardı, oraya gittim. Biz yanılmıyorsam 4'te falan çıktık. Icardi hala oradaydı. Kaçta çıktığını bilmiyorum ve sürekli sahnede, sürekli tezahürat yapıyor, sürekli eğleniyor. Ertesi gün yine aynı şekilde. Galatasaray kadrosunda saha içinde çok önemli
katkılar veren oyuncular var ama eğlenmeyi de çok iyi biliyor Galatasaray kadrosu. Geçen sene de bunu görmüştük. Şampiyonluğu güzel kutluyorlar yani, hakkını vererek kutluyorlar. O açıdan tabii güzel bir hava var. Herkes mutlu şampiyonlukla birlikte. Geleceğe umutla bakıyor. Tabii şu da var, Galatasaray'da diğer takımlarda da oluyor ama Galatasaray'da daha çok oluyor yanılmıyorsam. Bir başarı geldikten sonra birkaç gün bir mutluluk oluyor. Sonra insanların kafasında bazı soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Bazı endişeler oluşmaya başlıyor. Mesela şu an Galatasaray'da bu var. Bir tanesi işte Erdem Bey devam edecek mi, etmeyecek mi? Geleceğe dönük böyle bir endişe var. Taraftar çünkü devam etmesini istiyor. İşte ayrılması muhtemel isimler var. Teklif geldiği söylenen isimler var. Galatasaray taraftarı birkaç gün kutlamayı yaptı. Şimdi yine kağıdı kalemi eline aldı ve hesap kitabı başladı önümüzdeki sezon için. Erdem Timur'la ilgili illaki sende bilgiler vardır. Az sonra o konuya da geri döneriz. Tabii transferi konuşacağız Galatasaray'da. Kartal abi, genel olarak sormuş olayım. Nasıl bir sezon geride kaldı? Nasıl hissediyorsun bu sezonun ardından? Tabii şimdi aslında sağ dışı olaylarının çok konuşulduğu bir sezon oldu. Yani şimdi bakıyorsunuz, hem Futbol Federasyonu Başkanı hem kulüplerin birbirlerine karşı aşırı sert açıklamalar. Hemen hemen bir ara hatırlayın, her maç sonrasında Twitter'dan, işte sosyal medyadan, bazen devre arası maç oynanırken birbirlerine karşı acımasızca deklarasyonlar yayınladı kulüpler. İşte özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yarışının kızıştığı anlarda. Bu ligi ben bu sezon bu şekilde hatırlayacağım. Yani ne şekilde derseniz, iyi bir izlenimler olmayacak benim açımdan. Çünkü yıllardır bu işin içindeyim. Hiçbir zaman işte son dönemde özellikle, hadi alt liglerde görüyorduk ama Süper Lig'de hiçbir zaman gidip de bir kulüp başkanının takımı çekmesini, işte hakemin dayak yemesini, sahaya yüzlerce insanın dalmasını, rakip futbolcuya saldırmasını, rakip futbolcuların taraftarlara karşılık vermesini hiçbir zaman son dönemde, hatta yani eskiden de hiç bir şekilde ligde böyle şeyler görmüyorduk. Hep hatırlarsınız ya da anımsayın, işte amatör maçlarda televizyonlara yansıyordu, amatörlerde olay çıktı. Yani oralara tamam garipsemiyorduk ama Süper Lig'de olmayacak şeyler yaşandı. Ben bunun daha çok ağırlıklı olarak Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetiminin beceriksizliğine ve basiretsizliğine bağlıyorum. Yani zamanında çok fazla müdahale edemediler olaylara. Daha öncesinde müdahale etselerdi belki bu kadar olmazdı. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bu kadar futbolun önüne geçen şeylerin yaşanmasına rağmen şampiyon ve düşecek son takım son hafta belli oldu. O da ayrı bir şey. Yani çok enteresan geliyor bana. Her şeyin tezatlar içerisinde olduğu ama buna rağmen de heyecanın bitmediği bir lig oldu. Yani son ana kadar mesela açıkçası ben Galatasaray'ın Fenerbahçe maçında tur atacağını, herkes gibi, yalnız ben değil, bütün herkes ne diyordu? En kötü berabere kalır, Galatasaray tur atar diye düşünüyordu ama olmadığını gördük. Fenerbahçe gitti, Galatasaray'ı yendi. Umutlarını son haftaya bıraktı. Futbol bu, evet, belli olmazdı neyin ne olacağı. Son haftaya bıraktı ve böylesine yine de çekişmeli bir lig gördük. Artı, genel dediğin için söylüyorum, tarihinin en kötü dönemini yaşayan bir Beşiktaş'ta bir kupa aldı. Yani inanılmaz bütçeli Fenerbahçe hiç bir kupa bile alamazken Beşiktaş'ın kupa alması bence bu sezonda hatırlanacak olaylar arasında yerini aldı diye düşünüyorum. Kupa zaferini, yani daha doğrusu hem biraz belki yansımasını konuşuruz ki önümüzdeki yılın planlarına ait olarak bunu beraber konuşuruz. Ama şu eklemeyi yapayım. Burada Temmuz aylarında çok konuştuk. İşte arkadaşlarımızın bağlandığı yayınlarda da mutlaka denk gelmiştir. Yani Anadolu kulüpleri önceki yıllara nazaran çok ideal kadrolar kuramadıkları için benim için yani iki tane takımın ligi koparması çok sürpriz olmadı. Evet, Beşiktaş'ta Trabzonspor'un performansı hayal kırıklığı yarattı ama hani büyük takımlar ligin böyle, özellikle işte majör liglerden örnek vereyim, İlk 6 takım dışı denir ya genelde. Bence yani bu sene 6'da çok çıkarmadık diye düşünüyorum. Aşağısını çok rahat kazandılar. Doğru. O yüzden de aşağıdaki puan baremleri birbirine çok yakın oldu. Yani
şöyle bir takım ben hatırlamıyorum. Varsa sizin aklınıza gelen konuşalım. Bu sezonda işte büyük takımların korkulu rüyası oldu diyeceğiniz bir takım geliyor mu aklınıza? Yok. Doğru. Ya oyun olarak bazı takımlar yaptı aslında ama çok istenilen sonuçları alamadı. Mesela, bir ara Antalya yaptı, Başakşehir yaptı. Karagümrük küme düştü ama ona rağmen mesela Galatasaray maçı zordu. Fenerbahçe ile oynadığı iki maçta da bir aile zorladı. Yani aslında zorladı ama sonuç alamadılar hiçbiri. O açıdan tabii doğru. Ya mesela Başakşehir inanılmaz bir çıkış yakaladı. Evet. 16.'yı da aldığında Çağdaş Atan 3. sırada bitirdi sezonu. Ama yine de o makas aralığı o kadar çok açık ki o yükselen takımlar bile Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı bir tehdit unsuru olamadı bu sezon. Olamadı, doğru. Enteresan, onu söylemeyi unuttum. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Trabzonspor ve Beşiktaş gibi şampiyonluğa abone olmuş, yani şampiyonluklar yaşamış iki büyük kulübe attıkları fark bir kere inanılmazdı. Yani ben böyle bir şey hayatımda yaşamadım, görmedim. Yani bir daha 40'ın üzerinde puan farkı oldu yani. Bu ama tamam, belki ligin işte iki takımın kıyasıya yarışından bahsediyoruz, Fenerbahçe Galatasaray'ın, ama biraz da ligin ne kadar aslında iyi bir lig olmadığının göstergesi. Yani bir Beşiktaş, Trabzonspor gibi takım Fenerbahçe ile Galatasaray'a 40'ın üzerinde puan vermiş. Farkı açmış, makası açtırmış. Yani böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek. Şampiyon olan Galatasaray bundan sonraki yeni sezonda da aynı şekilde devam etme adına kesinlikle önde. Fenerbahçe şampiyon olamıyor yıllardır. Onun bu hasreti giderebilmek için tekrardan böyle bir oyuncu yapılanması, yani oyuncu havuzunu genişletme. Beşiktaş'ta Trabzonspor'un bunlara karşılık vermesi lazım. Ama nasıl verecek? Onu bekleyip göreceğiz. Onu konuşacağız. Trabzonspor da bu arada şampiyonluk ve küme düşme anlamında da belirleyici oldu. Fenerbahçe tek mağlubiyetini Trabzonspor'dan aldı. Son hafta Ankara Gücü'nü mağlup etti. Aynen. Trabzonspor. Erdem, nasıl bir sezon geçti Fenerbahçe adına ve tabii Fenerbahçe'de şu anda gündem açıkçası kongre. Çok fazla gündem var. Şimdi kongre konuşuluyor. Benzema konuşuluyor. Onun dışında hangi başkan seçilirse seçilsin çok acayip bir kadro kurulacağı konuşuluyor. Ki başkanın da sözleri o şekilde. Sayın Başkan, şu anki mevcut Başkan Ali Koç, Cuma günü yani yarın teknik adamı açıklayacağız dedi. Aziz Yıldırım hafta sonu Londra'da Mourinho ile görüşeceğim dedi. Fenerbahçe lig bitmesine rağmen herhalde en hareketli gündeme sahip olan takım diyebiliriz. Ya kesinlikle öyle. Seçim de tabii bunda çok büyük bir faktör. Ama oraya başlamadan önce her şeye değinmek istiyorum. Yani Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yaşanan da bazı görüntüler var. Elbette coşku olmalı, kutlama yapılmalı. Sonuna kadar Galatasaray hak ettiği bir şampiyonlukta kutlama yapmalı. Ama orada coşkuyu kaptırıp ortaya çıkan bazı görüntüler var ki o da bizim o isimlere hiç yakıştıramadığımız Okan Hoca'nın görüntüler. Evet, Okan Hoca'nın görüntüsü, ismi milli takım için konuşulan, oyuncularla, sporcularla iletişimi övülen, saha içinde saha dışındaki iyi insan figürünü yakıştırmasının yapıldığı bir teknik direktöre ben açıkçası sözleri tabii ki o anki atmosferde kendini kaptırmıştır ama her ne olursa olsun tutması gerekirdi. En nihayetinde Okan Hoca'nın da çevresinde bir sürü başka takımdan Fenerbahçeli eşi, dostu, arkadaşı var. En yakından yardımcısı İrfan Saraloğlu bile yıllarca Fenerbahçe'de görev yapmış bir isim. Ya bu sözler olmamalıydı. Yani sezonun sonunda yakışmadı diyebileceğimiz hareketlerden biri bu. Hangi kulüpte olursa olsun olmaması gereken bir tablo. Doğru bulmuyorum. Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü veya 3. ligde bir takımın teknik direktörü bir insani olarak bu hareketleri görmememiz lazım. Çünkü hep çocuklar ön plana çıkarılıyor bu süreçte. Bu çocuklar bu görüntüleri izliyor artık. Görüntüye erişim o kadar kolay ki bunları sebebiyet vermemek lazım ne olursa olsun. Çünkü coşkudan bahsettik kutlamalardaki. O kısımda geldi aklıma açıkçası. Okan Hoca'dan bir açıklama gelmedi değil mi? Gelmedi. Ya en azından sosyal medyadan şey bile olsa, ya o anlık bir gaflete düştüm, kendimi kaptırdım, tüm sevenlerim kusura bakmasın lütfen. Bu küçültmez, yüceltir. Ama bunları göremiyoruz ne yazık ki. Mesela İsmail Hoca'dan da göremiyoruz. Emre Kartal saha içinde fiziksel saldırıda bulunduktan sonra İsmail Hoca'nın da bence bundan biraz daha ciddi bir şey çünkü. Ben Ali Bey'i gördüm, boynunda boyunlukla geziyordu. Saha içinde fiziksel saldırıya
varan bir şey yaptıktan sonra İsmail Hoca'nın bence önce bir açıklama yapması lazımdı. Okan Hoca doğru bulmuyorum. Hakareti ya da başka bir şey tabii ki övecek ya da arkasında duracak değiliz ama yani zaten bu işin standardı bu Türkiye'de. O yüzden yani şöyle, ilk defa böyle bir şey yaşanmış gibi de bence şey yapmaya gerek yok. Bir teknik direktör 102 puan toplamış, bir teknik direktör 99 puan toplamış. Biz ikisinin de bu sezonki yakaladığı helal olsun Türk futbolunda bu rekabeti bize yaşattılar demek yerine ben Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamasındaki işte hakaretli küfürlü videosunu Emre de İsmail Kartal'ın oğlunun yaptı. İşte bunları konuşmamamız lazım. Emre'ye de katılıyorum. İsmail Hoca'nın da bence oğlumun yaptığı yanlıştı demesi gerekiyordu. Tabii yani kolay kapanacak işler bunu. Kapanacak derken yani kusura bakmayın hani o anki iklimle gelişmiş. Olabilir. Ben bu arada şunu düşünüyorum. Özür olabilirdi. Şimdi muhtemelen şampiyonluk röportajları olacaktır. Okan Hoca'nın da çıkacağı yapacaktır. Yayınlar olacaktır. Orada zaten ona sorulmadan ben Okan Hoca'nın bu konuyla ilgili bir en azından telafi anlamında bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Peki. Ben de bu konuyla ilgili şimdi Okan Hoca'yı futbolculuğundan beri tanıyoruz. Yani Beşiktaş'ta da oynadı. Hakikaten Beşiktaş'ta da oynadığı sürede kimseyle kötü ilişkilerde bulunmadı ve ardından da kötü anılarak ayrılmadı Beşiktaş'tan. Orada da ben bir kere biriyle kavga ettiğini bile görmedim. Bizde de ilişkileri çok iyiydi. Açıkçası ben de üzüldüm. Yani çünkü burada da biz yayınlarda da ben hep söyledim. Bu şampiyonlukta da Okan Buruk'un payı birinci sıradadır. Yani bu takımı şampiyon yapan Okan Buruk'tur. Kimse kusura bakmasın. Yani ne yönetim, ne başkan, ne bir futbolcu. Evet tabii ki futbolcular oynuyor ama bu kadar çok kaliteli bir ekibi, bu kadar çok göz önünde olan futbolcu topluluğunu bir araya getirip aynı hizada tutmak ve başarıyı yakalamak kolay iş değil. Burada tamamen Okan Buruk'un başarısıdır bu. Hep söyledik, hep övdük Okan Hoca'yı ama burada da ben de eleştirmek istiyorum. Yani yakıştıramadım. Yani şu da var, tabii ki küfürü zaten kimse savunamaz. O an o geceki onun atmosferine kapıldı diye düşünüyorum ben ama bir an önce Okan Buruk'un çıkıp spor kamuoyundan, tabii ki Fenerbahçe camiasından da bence özür dilemesi lazım. Onu yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama spor kamuoyundan özür dilemesi lazım. Bu tezahürata eşlik ettiği için Emre de doğru söyledi. Orada da İsmail Hoca'nın oğlu çıktı. Hiçbir şekilde olmayacak bir hareket. Gitti bir anda saldırıya geçti. Onlar da olmaz. Yani biz yani Türk futbolu diyoruz. Türk futbolu nasıl kurtulur diyoruz. Gençler nasıl yetişir? Altyapıya nasıl önem veririz diye konuşurken biri gidiyor stat müdürüne saldırıyor. Herkesin yani sevilen bir teknik adam gidiyor küfürlü tezahüratta bulunuyor. Ya bunların olmaması lazım. Bunların bir önce geçilmesi lazım. Yani yalnız o yaptı bu yaptı diye değil. Bunu herkes yapıyor. Her camiadan böyle zaman zaman şeyler çıkıyor. Mühim olan bunun önüne geçilmesi lazım. Oldu bitti işte bu sene Galatasaray şampiyon oldu. Yani yapılacak bir şey yok. Fenerbahçe'de çıkacak seneye her şeyini yapacak ortaya koyuyor. Fenerbahçe'nin yanlışı var hep söyledik. Yani 2-3 maç Fenerbahçe 2-3 maç değil bir maç kazansa büyük ihtimal yine şampiyon oluyordu. Yani biraz da yani insanlar... Yani maç dediğin içerideki Galatasaray derbisi, Fenerbahçe'nin olsa Sivas'ı yensen belki yani şey olur. Yani biraz da kendine batıracaksın. Samsun, Alanya, Trabzon içeride puan kaybettin. Yani bunları kazanmış olsaydın zaten şampiyondu. Yani Fenerbahçe kendi yapamadıklarına bakmalı zaten. İşte seçim süreci. Peki iki teknik adamdan belki hani bir açıklama gelir. Biz dönelim Fenerbahçe gündemine. Tabii ki Fenerbahçe gündemi 9 Haziran'da seçim yapılacak. Bugün de açıklandı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 30-31. 8-9 Haziran'da 8'inde başkan adaylarının konuşması olacak. 9'unda da Fenerbahçe kongre üyeleri oy verecek. Ardından oy sayımı ve Fenerbahçe'nin başkanının kim olacağı belli olacak. Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylığında. Aziz Yıldırım tabii 20 yıllık başkanlık süresinin ardından 6 yıl ara verdi ve yeniden adaylığını koydu. Ali Koç'un 6 yıllık görev süresi var. Tabii ki de Ali Koç eleştirildiği dönemde tekrar aday oldu. Bana bir şans daha verin dedi. Yapmak istediklerim var dedi ki çalışmaların sonuna geldik dedi. Vaatleri biz bir grafik yaptık mesela. Vaatleri var iki başkanın. O belirleyici olacak. Listeler açıklandı. İki tarafın listesi de oldukça güçlü. Fenerbahçe camiasını oldukça sıcak hareketli günler bekliyor. Bugün de Aziz Yıldırım'ın bir toplantısı vardı Fenerbahçe'li iş adamlarıyla. Ben de bir kısmında orada bulundum. İşte Ali Koç da devam ediyor toplantılarına. Hem şehir dışında İzmir'de, Ankara'da, işte Bursa'ya gidecek. Yoğun bir trafiği var iki başkan adayının da. Tabii ki kongre üyeleriyle buluşuyorlar, vaatlerini açıklıyorlar.
İki ismin de teknik direktörle alakalı yoğun bir çalışması var. Kimi açıklamasını bekliyorsun Ali Koç'un yarın? Ya şöyle söyleyeyim, hani yarın değil galiba, haftaya mı? Cuma, haftaya cuma. Pardon, yani yarın derken yani, haftaya cuma. Haftaya cuma. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim, kimi açıklamayacağını biliyorum en azından. İsmail Kartal'la devam edilmeyecek. Yani bu şu an için sözleşmesi devam ediyor, hala tesislere gidiyor. Ama İsmail Hoca'nın veda klibinin de hazır olduğunu öğrendik. Yani bunun için hazırlıkların yapıldığını öğrendik. Çünkü şöyle de bir durum var. Aziz Yıldırım'ın karşısında Mourinho'yu getireceğini, anlaşırsam önümüzdeki hafta Mourinho'yu getireceğim diyen bir adayın karşısında bence İsmail Hoca başarılı bir sezon geçirdi. Bazı detaylarda kaybedildi. İsmail Kartal da çıkamaz. Yani peki şöyle sorayım, çıkamaz. O zaman. Yani şöyle, ben İsmail Hoca'yı beklemiyorum. Mourinho'nun Pioli çok konuşuluyor. Mesela Aziz Yıldırım dedi ki hafta sonu ben Mourinho ile anlaştım. Evet. Cuma günü Mourinho ile anlaşan bir Aziz Yıldırım'ın karşısına Pioli ile gelir mi Ali Koç? Pioli ismi gündeme geldi. Bir temas da kuruldu. Bence onunla ilgili yeterli kamuoyu beklentisi ya da tatmini oluşmadı. Ben o yüzden... Yani Mourinho'nun karşısına bir isim koymak yöntemiyle giderse Pioli de o karşılığı vermez. Olmaz. Yani Conte konuşuldu, yani İtalyan anlamında. Conte konuşuldu, Pioli, Conte Napoli'ye ben imza atacak. Yani Conte'nin işi zor. Orada tabii Pochettino ismi var, Spalletti ismi konuşuldu, adaylar var. Ama Cuma günü Ali Koç hoca adayını ve transfer de oyuncu da açıklayabilir. Böyle bir açıklamayla Mourinho açıklamasıyla seçimdeki en azından belli bir rüzgarı arkasına alan Aziz Yıldırım'a karşı bir hamlesi olacak. Yani teknik direktör adayını belirlemeden bence burada artık insanların beklentisi birazcık daha karşılıklı demet savaşından ziyade hangi vaatler, ne yapacağı, yani buna odaklanmış durumda. O yüzden İsmail Hoca yani olmayacak. Yani çünkü İsmail Hoca, Mourinho'nun karşısına ben İsmail Hoca ile devam edeceğim derse bence seçimde kazanma ihtimalini düşürecektir Ali Koç. O yüzden o isme karşılık bir isim. Belki Mourinho olabilir. Ali Koç'tan da Mourinho duyabiliriz. Çünkü daha önce görüştü Mario Branco. Birkaç kez daha temas kurma durumu var. Oldu. Belki Ali Koç da ben de Mourinho ile görüşüyorum. Anlaşmaya o da ilginç olur. Mourinho'ya karşılık yani, Mourinho. Ya çünkü görüştüğünü biliyoruz. Branco hani görüştü. Aklıma şey geldi, o çok meşhur ya sosyal medyada. Örümcek aynı adam. Şeyler, örümcek adamlar birbirine bakıyor böyle. Yani iki aday. Ama iki Aziz Başkan'ın da bir sözü vardı değil yani, mi? Aziz Yıldırım yani zaten, anlaşalım siz de anlaşın dedi. Zaten hafta sonu cumartesi günü Londra'ya gidecek. Mourinho ile görüşecek Önder Fırat'la beraber. Mourinho ile görüşecek. Tam anlaşma sağlanırsa önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceğim dedi. Aziz Yıldırım'ın tam beyanatı bu. Demeci bu şekilde. Ne günü gidecek? Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finali de var. Cumartesi şey de orada. Hasan Arat da orada. İster misin orada kapışsınlar? Yani. Mourinho'yu iki taraftan çekiştirmeye gelin abi. Bir taraftan Hasan Başkan, bir taraftan Aziz Başkan. Kemal Sunal'ın öyle bir filmi vardı ya. Kaçırıyorlardı adamı arabaya bindirip. O, şey, o şekilde olabilir olmasın. Olabilir valla. Finalde orada. Böyle bir araba Hasan Arat olmasın. Orada finalde. Yani bilmiyorum da günün sonunda o meşhur aracıyla Mourinho'yu görürüz. Yani öyle oluyor genelde. Aziz Yıldırım bitirmek istediği birçok bitireceğim getireceğim dediği birçok transferi de geçmişte. Çok iddialı konuştu zaten yani. Yani ama şöyle bir şey yok mu mesela yani Aziz Yıldırım'la Mourinho'nun gerçekten böyle bir yarım saatlik sohbetini izlemek için ben bayağı bir kesinlikle bilet alıp giderim tabii, yani tabii. O konuşmayı izlemek için. Şöyle söyleyeyim hatta müthiş sana. Müthiş bir ikili olurlar. Kulüplerin YouTube hesapları var ya ücretli. O görüşme ücretli olsa çok para kazanır. Bugün Emre'nin olacak. Kara borsaya düşen. Emre'nin merak ettiği görüşmeyle ilgili Aziz Yıldırım bir şey anlattı. Branco, işte Ali Koç'un menajeri Mario Branco gidip Jose Mourinho'yu Aziz Yıldırım enkaz bıraktı demiş. Konuşuyorduk, adamın önünde tesisler açık. Sordum Jose'ye bunları kim yaptı biliyor musun dedim. Hani bunu kendisi söyledi Aziz Yıldırım bugünkü toplantıda. Yani Jose Mourinho'ya da birçok şey anlatılıyor. Zaten Mourinho takımdaki bazı oyuncularla da Jacko Fred'le de temas halinde, en azından onlarla konuşmuş, bu süreçle ilgili bilgi paylaşımı olmuş. Mourinho artık Fenerbahçe'nin bayağı bir gündeminde, içinde ya, oyuncularla görüşüyor. Romanya televizyonuna verdiği röportajı hepiniz izlemişsinizdir. Yani hani orada da var diyor, Türk kulüplerinden ilgi var ama başka teklifler de var. Açıkçası hani şöyle bir bakıp değerlendireceğim diyor ama
Hani orada çok politik bir konuşma gördüm. Ya şöyle, bence sportif ve mali anlamda, sportif ve mali anlamda Mourinho'yu en ikna eden teklif Fenerbahçe'den gidiyor. Çünkü Aziz Yıldırım'ın da orada bir tabii ki de konuşma, kendine has bir tarzı, üslubu var, etkileyiciliği var. Yani Mourinho'yu sportif anlamda da belki de heyecanlandıracak bir kulüp Fenerbahçe. Aynı şekilde tabii mali kısmını bilmiyoruz. Onlar sonraki öğrenecek detaylar. Mali kısmı işte Ali Koç 45 milyon euro civarı. Ya tabii ki de bu Ali Koç'un ücretten bahsetti toplam. Hani belki çok daha farklı bir rakama anlaşabilirler. Biz bunları bilmiyoruz açıkçası. Sadece Mourinho'yu. Yok, ekibiyle birlikte. Ekibiyle. Kartal abi de hakim Mourinho'nun mali detaylarını biraz diyebiliyorum. Yani, çünkü Beşiktaş tarafını senden duymuştuk abi. Ya, şunu söyleyeyim, Beşiktaş olayında evet hakikaten şey olmuştu. Yani ilgi vardı. Hatta Aziz Yıldırım'dan önce de bir görüşme gerçekleştirdiler. Beşiktaş'ın Mourinho'ya ve ekibine vereceği parada sorun yoktu ama sorun tabii Mourinho'nun ilerleyen görüşmelerde bütçe konusunda bazı istekler, bazı değil fazla isteklerde bulunması. Şimdi Mourinho'yu getirirsiniz, bakın sorun değil. Beşiktaş da getirildi. Bu aslında planlanması tabii gereken bir şey. Mourinho'nun önemli olan o zaten. Çok belli. Yani Mourinho'yu getirebilir. Beşiktaş da getirir. Galatasaray'da istesin getirir. Fenerbahçe'de ilgileniyor, getirir. Ama Mourinho'nun öyle istekleri olur ki, yalnız Mourinho değil, Mourinho tarzı teknik adamların. Şimdi o istekleri nasıl karşılarsın? Önemli olan o. Yani Beşiktaş'ın bu istekleri karşılama ihtimalini ben çok zor görüyordum zaten, zayıf görüyordum. Ama o dönem özellikle Hüseyin Yücel'in böyle bir düşüncesi ortaya çıkınca, Mourinho da ayrılınca, boşta olunca böyle bir görüşme gerçekleşmiş. Biraz pişman mı Hüseyin Bey yaptığı açıklamadan dolayı? Ya pişman değil ama biraz acele olduğunu düşünüyormuş. Onu söyleyeyim. Yani pişmanlık yok. Acele olduğunu düşünüyormuş. ama tabii bunda da sadece Hüseyin Yücel'in bu açıklamayı yaparken Hüseyin Yücel'in kendi düşüncesi de, yani yönetimin de haberi varmış olaydan. Başkanın daha doğrusu. Çıkarken başkanın onayı olmadan böyle bir şeyi açıklayamazsın. Zaten yalnız Hüseyin Yücel değil. Maçtan sonra As Başkan Onur Göçmez de açıkladı. Evet dedi, Mourinho listemizde dedi. Görüşüyoruz dedi. Bakın şunu söyleyeyim. Ben düne kadar hep yani görüşüyorum yöneticilerle. Öyle Mourinho kesin olmayacak falan filan da bir şey de yok. Yani olacak da demediler. Olmayacak diye bir şey de yok. Bilmiyorum yani bu tür görüşmelerde ve bu tür süreçte her zaman sürprizler olabilir. Belki iki takım da yani Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Wembley'den farklı isimleri çekip getirebilir. Olabilir yani şimdi. Herkes orada zaten. Beşiktaş Nuri Şahin'i alabilir. Fenerbahçe yani, Mourinho'yu alabilir. Alabilir yani. Beşiktaş için Mourinho tamamen kapandı da diyemem ben. Yani bir niyet var. Hem de ciddi bir niyet vardı. Ama şu an itibariyle benim şahsi fikrim olmayacağı yönünde. Mantıklısı da o. Bakın. Yani mantıklısı da o. Niye şimdi insanlar diyecek ki yani Beşiktaş'a Mourinho gelemez mi? Ya gelir de sen bir bütçe koyacaksın. Bu bütçeyi karşılayabilecek misin? Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun. Hadi Şampiyonlar Ligi'ne gittin diyelim, Galatasaray gibi olsan. Mourinho'yu düşünürüm. Hı hı. Hadi oradan para gelecek. Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. İstediğin oyuncuyu alabilirsin. Hem Mourinho var diye hem Şampiyonlar Ligi var diye. Yani o nedenle bu işler öyle çok kolay değil. Beşiktaş'ın şimdi ayaklarının yere basması lazım. O tarzda bir teknik adam ve ekip kuracaksın. Fenerbahçe zaten yıllardır Fenerbahçe hep sürekli böyle popülistliği seven bir camia ve kulüp. Şimdi Aziz Başkan da orada gidiyor, görüşeceğim diyor, getireceğim diyor. Olabilir. Ali Koç da getirebilir. Yani Aziz Yıldırım kazanamazsa ne olacak? Oldu da anlaştı. Yani Mourinho Aziz Yıldırım'a veya Ali Koç'a, o konuda, Ali Koç diye gelmiyor ki Fenerbahçe diye geliyor. O konuda Aziz Yıldırım'a bir teklifi de oldu. Sizden 3 kişi, bizden 3 kişi gitsinler. Evet onu diyeceğim. Evet, söylemişlerdi. Ama bu teklife yanıt gelmedi. Yani hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Aslında olması lazımdı. Yani bence madem öyle lazım, anlaşın olmalıydı. Gelin. Yani çünkü Mario Branco da Mourinho ile görüştüğüne göre bunu kendisi Ali Koç da bunu söyledi. Demek ki kafalarında olan bir isim Mourinho. Ya da belki Cuma günü çıkacak Başkan Ali Koç diyecek ki evet bizim de teknik adamımız Mourinho, anlaştık. Olabilir, olabilir. Kim olursa olsun Fenerbahçe Mourinho çalıştıracaktı diyebilir. Bilmiyoruz belki. Bunu göreceğiz. Ya zaten ya kim kazanamazsa kazanan ekip getirme ihtimali yüksek Mourinho'yu. Yani Ali Koç da getirebilir. Aziz Yıldırım zaten ben getireceğim diyor. Aziz Yıldırım kazanamazsa ne olacak?
zaten gündemde olan bir isim. Bir zemin hazırlanmış, altyapı hazırlanmış. Yani hafta sonu getirebilir gidecek yani Ali Koç. Büyük olasılıkla işte pazartesi belki sonraki günlerde o meşhur transfer fotoğrafı gündeme düşer. Mourinho ile Aziz Yıldırım'ın ya da orada bulunan yöneticilerin. Ardından süreç ilerler bu şekilde gelişeceği yönünde. Tabii hafta sonu tam anlaşırsak önümüzdeki hafta getireceğim dedi. Gayet net bir açıklama. Evet. Şimdi biraz transfere de girelim ki dediğim gibi yani kulüplerden gelişmelerle gidiyoruz, transfer yaparız. Tekrar Mourinho'ya döneriz, tekrar seçime döneriz. Bugün bu şekilde ilerleyeceğiz. Emre, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Real Sociedad yazıldı. Aslında birkaç gündür, hatta şampiyonluk gününün olduğu günde dahil olmak üzere Suudi Arabistan'a gideceğini söyleyenler çok fazlaydı. Hatta anlaştı gidiyor diyenler bile oldu. Biraz da tabii dönenceyi seçince ama sonra anladık ki o biraz Filistin'le ilgili bir mesaj ama işte maçtan sonra da ayrılık röportajına yakın bir röportaj verdi Kerem Aktürkoğlu Konyaspor maçından sonra. Sen Kerem'in hangi ülkeyi tercih edeceğini düşünüyorsun ya da Galatasaray'da kalır mı? Var mı öyle bir ihtimal yoksa Kerem İspanya olur, Suudi Arabistan olur, belki Hollanda yazılıyor. Başka bir ligde, başka bir ülkede Kerem'i izleyecek miyiz? Yani Kerem ayrılacak gibi gözüküyor. Senin de dediğin gibi. İşte maç sonu röportajında verdiği mesaj, sonrasında bir paylaşımda bulunduğu. Şarkıya girmiyorum. O başka dediğin gibi biraz Filistin konusunda hassasiyet gösterdiği için ki kolunda da bir şey vardı, mesaj veren bir aksesuarla çıktı. Ve yani o biraz ayrı ama Kerem ayrılık mesajları veriyor. Aslında çok da sürpriz değil. Süreci biraz başa saracak olursak bunu daha önce de ifade etmiştim. Ocak ayı itibariyle Kerem biraz bu ayrılık düşüncesini artık kafasında yerleştiriyor ve netleştiriyor aslında. Çünkü Kerem Galatasaray'da gerçekten çok çok üst düzey performanslar sergiledi. Zaman zaman bunu söylüyoruz yani. Çok önemli yerli kanat oyuncuları oldu Galatasaray'ın. İşte Hasan Şaş gibi, Arda Turan gibi böyle ikonik hale gelmiş önemli kanat oyuncuları oldu. Belki ismi hiçbir zaman taraftar nezdinde o kadar. Yani onların seviyesinde olmadı ama katkı olarak belki hepsinin de önünde. Yani Hasan Şaş'la tam şey yapamam belki, tam önüne koyamam ama en az onlar kadar en azından katkı verdiğini söyleyelim saha içinde. Fakat hiçbir zaman Kerem böyle taraftarın göz bebeği bir oyuncu olmadı. Doğru. Biraz orada kaderi biraz Burak Yılmaz'la benziyor açıkçası. Biraz sitem mi var Kerem noktasında? Sitem var ve yani çok da insani bir şey. Yani bazen bunu eleştiriyoruz. Yani buna çok fazla takılmaması gerekiyor işte. Oyununa bakması gerekiyor ya da %10 sitem varsa %90'la destek var. O tarafa kulağını çevirmesi gerekiyor gibi bazı tavsiyeler verebileceğimiz durumlar oluyor ama tabii insani bir şey. Bunu da anlayabiliyorum. Çok fazla 3 senedir, 4 senedir hep aynı şeylerle muzdarip oluyor ve her maça çıktığında Kerem aslında buna ihtiyacı olmaması gerekiyor. Yeniden kendini kanıtlamak zorunda hissediyor kendini. Yorucu bir şey, bunu kabul ediyorum. Transfer konusuna, detayına gelecek olursak, Ocak ayında bir menajer değişikliğine gidiyor Kerem. Burada ailesinin de etkisi var. Yani ailesiyle çok, ailesine çok düşkün bir insan olduğu için Kerem Aktürkoğlu. Ailesinin de kararları bazen etkili oluyor. Ümit Demiral'ın menajeriyle herhalde artık aynı menajer değil mi? İşte o menajer değişikliği sürecinde birkaç isimle görüşüyor Kerem. Ama biraz ailesi Arabistan ihtimalini öne koyabileceğini söylüyor. Yani çünkü Galatasaray'da dediğim gibi hem taraftarın göz bebeği olmadı hem 4 senedir Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu, starlarından bir tanesi. Maddi anlamda da aslında Kerem çok da o tatmini yaşayamadı. Çünkü eskiden yerli oyuncular çok ciddi paralar kazanıyordu. Şu anki standartlarda onlar çok fazla yok. Bunu da anlayabiliyorum. O açıdan anlattım. Yani ailesinin de böyle bir düşüncesi varsa eğer empati yapabilirim. Çünkü artık para kazanması da gerekiyor Kerem'in. O nedenle Arabistan'da da ayağı olan ve orada güçlü olan Willem Davia ile anlaştık Kerem. Dediğin gibi aynı zamanda Merih'in de menajeri. Hatta bu ilk açıklandığında herkes gözünü Avrupa'ya çevirdiği için şunu söylüyordu. İşte acaba Avrupa'da nereye gidecek falan. Ama işte Merih'in de menajeri ve özellikle Arabistan bağlantıları güçlü. Oradan bir teklif geldi Kerem'e. Bir teklif getirildi. Bonservis kısmını bilmiyorum ama Kerem'in yıllık 8 milyon euro alacağı bir teklif var. Bir süredir masada bu teklif. Ailesi buna sıcak bakıyor ama Kerem'in düşüncesi daha çok Avrupa'da devam etmek. Real Sociedad'ın ilgisi var, teklif boyutuna gelmiş bir ilgi. 12 milyon euro civarında bir rakam öneriyorlar ama Galatasaray bunu kabul etmiyor. Yöneticilerden birebir teyitli bilgi olarak şunu söyleyebilirim. MLS'ten Kerem'e gelen 14 milyon euroluk bir teklif var. Hollanda'dan Ajax'ın ilgisi var. Roma ihtimali konuşuluyor ama bunlar teklif boyutuna gelmiş şeyler değil. Şimdi dün Sociedad haberi biraz şöyle çıktı. Yani bitti bitiyor ve Kerem gidiyor gibi çıktı. Öyle bir etki oluşturdu.
Sociedad'la henüz öyle bir aşamaya gelinmedi. Çünkü kulüp Kerem'le henüz bir görüşme yapmamış. Bunu biraz araştırdım. Kulübe, yani Galatasaray'a yapılan bir resmi teklif var ama Kerem tarafıyla henüz temas kurulmamış Sociedad cephesinden. Kerem de biraz Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor. Yani Galatasaray'daki oyuncularla ilgili isim isim birkaç kişi daha sorarsan benzer cevaplar alabilirsin bu konuda. Çünkü Avrupa Şampiyonası da onlar için önemli bir vitrin. Önemli teklifler var. Bunlar daha fazla da artabilir. Daha iyi şartlara da çıkabilir göstereceği performansa 20 göre. 20 mi Galatasaray'ın beklentisi? Galatasaray'ın beklentisi yani 15'ten aşağısı asla olmaz gibi bir düşünce var. Bizim beklediğimiz rakam da 20 ama bunun 3 aşağı 5 yukarı bir pazarlığı tabii ki yapılabilir. Yani diğer sürpriz isimler belki hiç konuşulmayan isimlerin konuşulabileceğini düşünüyorum. Yani konuşulmayan derken ben Barış Alper'in de Avrupa Şampiyonası'ndaki performansına bağlı olarak teklif alacağını düşünüyorum. Ya da bilmiyorum, belki varsa haberler çıkar Barış'la ilgili. Abdülkerim de bence şampiyonada iyi bir performans sergilerse hani birden o yerli havuzundaki oyunculara teklif sayısı artabilir Galatasaray'da. Var zaten şu an aktif olarak. Mesela devre arasında da Barış için gelen teklif vardı. Lazio çok yoğun bir şekilde istiyordu. Hatta yani çift taneli rakamlar, işte 10 milyon euronun üstünde rakamlar konuşuluyordu. En azından yöneticilerin bize söylediği bu. Son dönemde yine Almanya'dan Barış'ı takip eden takımlar var. Ve işte az önce söylediğim gibi biraz Avrupa Şampiyonası belirleyici olacak ama Galatasaray yönetimi, Kerem'in durumu biraz daha farklı ama Barış'ı çok fazla göndermeye sıcak bakmıyor. Çünkü bu sezon çok çok önemli yıldızlar transfer etti Galatasaray. İşte Zaha'lar geldi, Ziyech'ler geldi, Tete büyük beklentiyle geldi. Hiçbirinin yapamadığı etkiyi Barış yaptı. Bence Mertens'i de çok yakın görüyordum. Yani sezonun saha içinde bir tane birinci yıldızını belirlemek için ama son dönemde bence Barış öne çıktı burada. Sezonun en önemli oyuncularından bir tanesi. O yüzden onunla devam etmek istiyor Galatasaray. Önümüzdeki sezonla kalmasını istiyor. Barış'ta da şöyle bir düşünce yok. Yani ne olursa olsun ben gideyim, bu sene artık Avrupa yapayım gibi bir düşünce yok. Tekliflere göre bakacaktır ama ben bir anlaşma sağlanıp bir sene daha devam edebileceğini düşünüyorum. Abdülkerim'e de hala teklif var. Devre arasında Rusya'dan teklif gelmişti. Şu anda da teklif geldi. Ya Avrupa Şampiyonası'ndan sonra karar verecektir ama Abdülkerim'in yaşını da düşündüğümüzde çok oradaki performansa göre değil de şu anki teklifleri değerlendirecek gibi Abdülkerim. Ya bakacak, gidecek diye. Bu arada içeriden Rejiden Ercan'dan güzel bir detay geldi. Yani ilk yarıda hiç gol ve asist katkısı yok Barış Alper'in. Ligin ikinci yarısında 6-6, 6 gol 6 asist. Yani o şekilde Lazio'dan çift tane geliyorsa herhalde Galatasaray'ın bu performanstan sonra ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yine en aşağı bir 20-25 belki bilmiyorum milyon euroluk bir beklentisi olabilir Barış Alper Yılmaz. Yani yanılıyorsam Ercan belki düzeltebilir yanılıyorsam ama Barış yani sadece sezonun ilk yarısı değil, ligde hiç golü yoktu Galatasaray'da sezonun ikinci yarısına kadar ve öyle bir çıkış yakaladı. Bir de bunu yaparken mesela sağ bekte oynuyordu Barış, yani ilk gollerini attığında. İlk yarısında sağ bek miydi peki daha çok? Hani ondan dolayı mı acaba? İlk yarıda yok, hayır. İlk yarıda daha bir alternatif oyuncu gibiydi. Evet. Sonradan işte Fenerbahçe derbisinde bir tek sol bek oynadı. İşte orada sol bekte sıkıntı yaşanınca sezon içinde Angelinho çok isteneni veremeyince zorunluluktan Pendik Çin'de ilk defa oynadı yanılmıyorsam sol bekte. Sonrasında diğer diğer gezmeye başladı Barış. Yeri dolaştı. Gerçekten, sağ beke geçti, sağ ön, sol ama ön. Ama iyi oyuncu. Çok. Yani o 20 milyon eurolar falan bence normal rakamlar. Çünkü alt ligden bile ben yani Keçiören'de oynarken diye bir ara Beşiktaş'ın da takibinde Beşiktaş'a önerildiğini öğrenmiştim. Önerildikten sonra izledim alt ligi. Keçiören'de hakikaten çok iyi maçları vardı. Yani belliydi, kumaşı belliydi. Çok geçen iyi yıl futbolcuydu. 4 gol 2 asisti var Emre Barış'ın. Ama bu sezon tabii 7 gol 11 asist, yani tamamen üzerine çıktı. Geçen yılı hatırlamamak da çok normal. Çünkü hani Barış geçen yıl Galatasaray'da böyle spot ışığı olarak hani öne koyabileceğimiz oyunculardan birisi. Şimdi hatırladım tam bu arada. Mesela Sivas maçını kazandıran golü evet, atmıştı çok mesela. Kritik gollerden biriydi. Ama bu sezon tamamen çok zirveye yükselen bir performansı bir vardı. Bir ara Kerem, hatırlayın. Kerem Aktürkoğlu ön plandaydı. Ama bu sezon bence Barış'ın sezonuydu. Bu yani arada, Kerem çok gel gitler yaşadı. Şöyle söyleyeyim. Barış Alper ligin yani Şubat ayına kadar içerideki Adana Demirspor maçına kadar birçok maçta kulübeden oyuna dahil olmuş ama 8 Aralık'taki Adana Demirspor maçından sonra bütün maçlarda ilk 11 çıkmış. Tüm farklı farklı mevkilerde çıktı tabii zaten. Tabii yani herhalde bir en son stoper kalmıştı.
Galatasaray'ın Necip'i kale, de kale, bir kere ben bir maç sonu sordum ya Muslera ile konuşuyor musunuz bunu? Beşiktaş'taki Necip gibi yani Necip, öyle konuşuyor muhtemelen. Galatasaray'ın Necip'i de Barış. Peki Erdem şunu sorayım. Şimdi başkan vaatlerine diğer saatte bakacağız ama şimdi transfer konuşurken Fenerbahçe'de mutlaka gelecek gidecek oyuncular olacak fakat Edin Dzeko dedin az önce. Edin Dzeko kısmında benim de aklıma geldi. Şimdi Fenerbahçe Edin Dzeko'yla devam etmeyi düşünüyor mu? Onu sorayım. Devam etmeyi düşünüyorsa Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl ilk santroforu Edin Dzeko olur mu? Eğer Edin Dzeko olursa Dzeko Batshuayi ikilisi, yani Batshuayi bir daha yardımcı santrofor rolüne ikna etmek mümkün mü? Birçok soru var onu. Forvet özelinde o zaman transferi konuşalım. İki aday da, yani Aziz Yıldırım da seçilse, Ali Koç da seçilse Batshuayi Fenerbahçe'nin forvetlerinden biri olacak. Edin Dzeko'nun yerine yani iyi bir 9 numara almak istiyor Fenerbahçe. İki adayın da bu yönde arayışları var. Ama burada tabii ki de şey, yani Aziz Yıldırım tarafında Mourinho'nun vereceği ve önereceği isimler aslında bir yerde şekillendirecek. Ali Koç'un ise iyi bir 9 numara arayışında olduğunu da biliyoruz. Edin Dzeko kabul eder mi? Oyuncuya ilgi var. Arap Yarımadası'ndan da ilgi varmış ona. Ya, ayrılık ihtimali şu an birazcık daha güçlü gibi. Yani şimdi Batshuayi düşündüğümüzde, yani ben bu arada önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin... Umut Nayır da var Fenerbahçe'de. Evet, tabii bir de Umut var. Umut geri dönecek. Yani Umut yine bence rol oyuncusu olarak kalacaktır diye düşünüyorum. Ya da kalır mı bilmiyorum. İlgi varmış başka takımlardan. Yani var, Fenerbahçe giden, Fenerbahçe gelenlerden çok gidenlerde aslında hareketli bir dönem yaşayacak bu sene. Çünkü yabancıyı azaltması lazım. Yerlilerini ona göre ayarlaması gerekiyor. Sözleşmesi biten oyuncular da var. Bunlar da mesela Çağlar için girişim olacak Atletico Madrid'de. Fenerbahçe Çağlar'ın bonservisini almak istiyor. Yalnız birazcık tabii fiyatın düşmesi lazım. Mert Hakan Yandaş'la Ali Koç kalırsa sözleşme uzatacak. Serdar Dursun için bir inisiyatif olacağını şu an için düşünmüyorum. King gidiyor. Zaten veda etti. Bonucci futbolu bıraktı ve Batshuayi kalıyor orada. Batshuayi de iki aday seçilse seçilsin. Batshuayi önümüzdeki sezon. Tabii astronomik bir, yani bir yıl opsiyonu var. Batshuayi ile Fenerbahçe yeni sözleşme yapmak istiyor. O yüzden görüşmeler daha yani başlayamıyor bile. Yani şöyle başkanlık düşündüm, seçimi olduğu için. Tamamen hani bilgi dışı bir tahmin gibi yani. Şimdi Batshuayi 30 yaşında bir oyuncu. Fenerbahçe ile bir sezon daha geçirdiği takdirde ki bence hangi başkan gelirse gelsin Fenerbahçe'de göreve çok önemli bir yıldız hücum noktasına koyacak diye düşünüyorum. Bu anlamda Batshuayi kalırsa yine bu sezonki rol gibi rolü o şekilde olacak. Belki daha da kısıtlı olacak. Bilemiyorum. Belki de 4-4-2 oynayacak gelen. Ha, tabii onu bilemeyiz ama yani futbolda tabii çift santrofor oynatan teknik adam sayısı bayağı bir azaldı. Ama eğer ilk 11'de oynamayacak bir Batshuayi olursa, yani oyuncu da tabii bunları kafasında mutlaka bir teraziye koyuyordur. Şimdi 30 yaşında sözleşme almak için hala ideal bir yaşta. Yani Arap Yarımadası'ndan özellikle diyorum, eğer bir teklif olursa Batshuayi gibi bir oyuncu mutlaka olacaktır böyle teklifler. Hani oyuncu ayrılığı düşünür mü? Yani bu sezonki Edin Dzeko Batshuayi ikilisi gibi bir rol Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl yapması çok kolay gelmiyor bana. Bu senenin başında da bu soru işaretiydi. Batshuayi hatta ilk bir ay böyle bir, tabii ki de normal olarak her futbolcu gibi bu durumu kafasına takabilir ama bunu o kadar büyüttü ki Fenerbahçe taraftarı Batshuayi'ye böyle nasıl kabul etmezsin gibi takabilir kafasına, oynama isteği ama rolünü çok güzel kabullendi ve dakika başına baktığın zaman ligin en iyisi. Yani dakika gol oranında ligin en iyisi Batshuayi. Oynadığı her maçta ya etki yarattı yani. Yani. 50 dakikada bir tam olarak bakmak hele lazım. Hele Avrupa'da. Gol atan bir oyuncudan yani bahsediyoruz. Yani NBA'de yılın 6. adamı oylaması varsa, futbolda da 12. adamı oylaması olsa bu sezon Süper Lig'de Batshuayi seçilir diye düşünüyorum. Ben sana söyleyeyim, Beşiktaş yani Batshuayi elinden kaçırdıktan sonra ben Ahmet Başkan'ın odan topla bir ara şeyde dedi ki abi, şimdi gelsin hemen şey yapayım dedi. Hemen alırız dedi. Hemen. Beşiktaş taraftarı o dönem biliyorsun. Yani top direkten Batshuayi vuruyor. Direkten şey dönüyor. Biraz siniri bozulmuştu. Çıkıyordu yani. Ki 15 golü vardı abi. Vardı. 15 golü vardı. Yani ve iyi de oynuyordu. İyi de oynuyordu. Tamam, şanssızlıklar yaşadı. Çok saçma sapan goller kaçıldı. İki penaltı kaçırdı diye. Adama çok üstüne geldiler. Ama yeni bir 9 numarası olacak Fenerbahçe'nin. Benzemem olacak o 9 numara. Ya, tabii o haberi çok da sevdiğimiz arkadaşımız Ahmet Selim Kul yaptı. Benzema %100 heyecan uyandıracak bir isim. Yani gelirse Arabistan'daki maliyetini konuşuyordu insanlar.
Türkiye'de tabii ki de o maliyete gelmeyecek. Benzema bilmiyorum yani hangi takım için heyecanlandırmaz ki yani. Bir de yaş olarak da Benzema edinecek odan çok daha demeyelim ama aşağıda yani. 37 diye hatırlıyorum ben mi yanlış hatırlıyorum? 87 doğumlu diye biliyorum ben ama. Keko sanki daha yaşlı olabilir. Aynen 36. Aynen. 36 yaşlı. Aralık 87 doğumlu da 19 Aralık. 36. 88. Çok da bir fark yokmuş aslında yok. Aralarında. Yok yok. Biri gidecek biri gelecek. Yani Edin Dzeko da bu sezon kötü bir performans sergilemedi. Ama Fenerbahçe oraya bir hamle yapacak. Şimdi kim gelirse gelsin her zaman santrofor transferi heyecan evet. yaratır. O yüzden yenilik olması adına yapacaklar zaten. Yoksa mesela ben olsam Dzeko'yu da tutarım, Bassuay'ı da tutarım. Ya Fenerbahçe yani, zaten 4... Fenerbahçe'nin öyle bir eksiği yok 4, yani 4 santrofor mevki, konusunda. Stoper. Dzeko Süper Lig'de en fazla fırsat harcayan oyuncu bu sezonda. Şu an için olur ya olabilir zaten. O ayrı bir şey ama... Stoper, Fred'in yanına orta saha, sol kanatta Tadic'e alternatif ve forvete bir takviye. Yani Fenerbahçe'nin aslında transfer yapacağı mevkiler aşağı yukarı belli. Fred'in yanına orta saha diyorsan o zaman şöyle sorayım evet. soruyu. İsmail mi ayrılacak, Krunic mi? Yani oraya bir alternatif Fenerbahçe alacak. Yani İsmail şu an ilgi vardı İsmail'e. Teklif boyutuna ulaşmadı. İlgi var önemli takımlardan da. Euro 2024'de iyi bir performans gösterir. Bu teklife de dönüşebilir, ayrılabilir. Dinamik bir süreç, sen de çok iyi biliyorsun. Sen de İsmail ile ilgili bilgiler de vardı Erdem. Ya belki merak eden taraftarlar vardır. Konuşuruz diye bekledik ama söyleyeyim onu da tabii. Söyleyebilirsin yani Sırbistan'da gördüğü tedaviyle ilgili. İsmail talihsiz bir sakatlık geçirmişti hatırlarsınız. Sırbistan'a gitti ardından. Hı. Sırbistan'da tedavi oldu. Döndü, düz koşulara Fenerbahçe ile başladı. Milli takım geniş kadroya alındı. İsmail orada Sırbistan'da Sırp doktorun verdiği programı harfiyen uyguluyor. Yani birebir. Günde 8-9 saatte böyle kendini de vererek çalışıyormuş. Ekstra güçlendirme çalışmalarıyla kendini Euro 2024'de hazırlıyor. Şu anda gayet iyi durumda. Günden güne üzerine koyarak gidiyor. Güçleniyor en azından. Umarım kadroda olur çünkü çok iyi bir sezon geçirdi. Her şeyin üzerinde tabii Fenerbahçe'de diğer oyuncular da iyi sezon geçirdi. Ama İsmail milli takım adına Almanya'da olmayı hak edecek bir sezon geçirdi. Onun için de Sırp doktorun verdiği programı harfi harfine uygulayıp günde 8-9 saat çalışarak kendini Almanya'ya hazırlıyor. Peki bu bölümü bu şekilde tamamlayalım. Diğer saat diliminde değerli izleyenler Fenerbahçe'deki iki başkan adayının kongre için verdiği vaatlerle başlayacağız ki yine konuşacak çok fazla şeyimiz olacak. Kısa bir ara spor merkezine saat başında yeniden karşınızdayız. Spor merkezine devam ediyoruz değerli izleyenler. Yayının başında da söylediğimiz gibi Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta sonu çok önemli bir kongre yaşanacak. Başkan Ali Koç devam mı edecek yoksa Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe'ye başkan mı olacak? Bu cevabı önümüzdeki hafta sonu alacağız. Peki seçim sürecinde tabii iki tarafın da açıklamaları oluyor, vaatleri oluyor. O vaatler bir gelsin ekrana. Biz de vaatler üzerinden İki başkan ne yapmayı planlıyor, ne yapabilir, neleri değiştirebilir hep birlikte konuşalım. Mevcut başkan Ali Koç'la başlayalım. Teknik direktörü Cuma günü açıklayacağım dedi Ali Koç. Önümüzdeki hafta Cuma Fenerbahçe'nin eğer Ali Koç devam ederse yeni teknik adamını öğreneceğiz. Şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak dedi ki bunu tabii şöyle açabiliriz. Öyle bir kadro kuracağım kadro ki anladım. Şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacağım dedi Ali Koç. Maksimum 5 transfer yapacağım derken de bu takım iyi bir takım, bu takıma 4-5 tane ekleme yapmayı düşünüyorum dedi. Hatta Mario Branco devam edecek ve önemli isimler de takımda kalacak açıklamasını yapmıştı şu anki başkan Ali Koç. Yeni sezonda sistemi de yeneceğiz dedi. Fenerbahçe'nin yıl içinde çok değindiği, çok konuşulan gündemlerden bir tanesiydi. Yeni sağlık heyeti kuracağız dedi. Ertuğrul Karanlık'ın tabii geleceği de bakalım nasıl olacak Fenerbahçe'de göreceğiz ve Bankalar Birliği'nden 3 yıl sonunda çıkacağım diyor Ali Koç. Ali Koç'u bir konuşalım isterseniz. Sonrasında Aziz Yıldırım da ekranlara veririz. Tabii ki de maddelerden ilerleyeyim. Yeni hocamızı önümüzdeki hafta çıkacağız. Programın başında zaten onu konuşmuştuk. Hı hı. Yani İsmail Kartal'la devam etme olasılığı artık yok gibi. Hocanın da Mourinho ayarında ya da ona eşdeğer bir isim olması bekleniyor. Şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak sözü sürekli şampiyonluk sözü versem zaten
şampiyon olunmuyor. O yüzden şampiyon olacak bir kadro kuracağım dedi. Orada aslında Fenerbahçe'de Ali Koç'un son döneminde gördüğümüz o isimli kariyerli oyuncu transferinin yapılacağının devamının bir göstergesiydi. Bankalar Birliği'nden 3 yıl sonunda çıkacağım dedi. Tabii burada nasıl çıkacağına dair çok fazla ayrıntılı bilgi verilemedi. 3-4 maksimum 5 transfer yapacağım dedi. Zaten biz de mevkileri konuşmuştuk. Stoper, orta saha, sol kanat ve forvet demiştik. Bu kapsama oturan bir açıklama. Önümüzdeki sezon... Bu arada o 5 transfer derken şunu bir konuşalım Erdem. Çünkü dün Sayın Başkan yaptığı açıklamada Mario Branco devam edecek. İşte Osayi gibi, ki Osayi ile sözleşme uzatma görüşmelerine Fenerbahçe'nin başladığı da yazıldı. İşte Osayi gibi, İrfan Can gibi, Ferdi gibi oyuncular da kalacak dedi. Yıl içindeki başkanın ifadesini hatırlayalım. Evet. Ferdi'yi tutmak kolay olmayacak, ayrılık olacak gibi derken daha farklı bir açıklama geldi Ferdi konusunda. Bu seçim dönemi yapılan bir açıklama mı yoksa planlama değişti mi onu zaman gösterecek. Ancak Ferdi Fenerbahçe'de şu an bonservis beklentisine en yüksek olduğu ve ilginin de en yüksek olduğu oyunculardan biri. Arsenal çok ciddi şekilde neredeyse bütün sene oyuncuyu izledi. O yüzden Arsenal'ın ihtimali hala var. Tabii astronomik rakamdan kasıt beklentinin ne olduğu. Örnek veriyorum 25 milyon euro bir teklif geldiğinde Fenerbahçe Ferdi'yi tutacak mı, bırakacak mı? Bu da ayrı bir soru işareti. Astronomik rakamdan kastımız tam olarak ne oluyor? Çünkü sonuç olarak Türkiye'deki oyunculara çok da fazla böyle astronomik teklifler geldiğini göremiyoruz. Yani en büyük yeteneklerimizden biri olan Arda Güler'e de örnek veriyorum 22 milyon bonuslarla beraber. İşte ligin değeri, o ligin kalitesi onu şey yapıyor. O yüzden onu birazcık zaman gösterecek. Çünkü Fenerbahçe oraya sol beke Levent Mercan'ı aldı. Yani Ali Koç seçilse ilk transferi Levent Mercan olacak. Osterwolde de var sol bekte. Levent aldılar mı yani, kesin? Evet, Levent transfer. O iyi transfer. Bence. Önemli orada, transfer ama ilginç olan Levent tabii sol bek mevkisine o da devşirilen oyunculardan bir tanesi. Ama iyi bir performansı var. Yani o bölgede iki tane oyuncusu değil. Var Fenerbahçe'nin baktığın zaman. Osterwolde stoperde oynuyor ama aslında sol bek. O yüzden Ferdi'ye iyi bir teklif gelirse bence ayrılık ihtimali hala güçlü. Sistemi yeneceğiz. Tabii Ali Koç'un söylemlerinde en çok değindiği konulardan biri. Artık belli bir noktaya geldik. O yüzden bir dönem daha istiyorum. Sistemi değinip şampiyon olacağız dedi. Burada tabii... Peki o zaman kongre üyeleri şöyle bir soru soramaz mı açıklamalar esnasında? O zaman Sayın Başkan bu yıl neden yenmedin sistemi diyebilirler mi? Yenemedik. Belli bir mücadele verdik. Sonunda sonuca ulaşamadık diyebilir. Ama o mücadeleye devam edeceğini söylüyor Başkan Ali Koç. Tabii ki burada da hani sistemden kasıt hakem hatalarına az indirgenmesi, yabancı hakem gelmesi, işte yabancı var geldi. Bunu bir tabii ki de sistemin değişmesi adına bir umut ışığı olarak görülüyor. Yabancı hakem konusu yeni sezon öncesi çok net bir şekilde dillendirilecek. Bu sadece Fenerbahçe'den değil, bence birçok kulüp bunu isteyecek. Sistemden kasıt birazcık da bunlar. Tabii orada... Bu arada ben yabancı varın devam edeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama son haftaları böyle hiç var konuşarak geçirmedik evet. Yani. Biraz daha sağlıklı bir ortam toparlandı. Oldu. Toparlandı. Kesin. Bence de yani o devam edebilir. Yani sükuneti sağladık en azından o noktada. Ama uzun vadede yine şunlar başlayabilir. Önümüzdeki sezon mesela bir 10 hafta böyle giderse ki bazı hakemler böyle tekraren de gelmeye başlayacaktır. Yine biz şunları görmeye başlarız işte. Taraftar grupları mesela Perşembe günü hakem açıklandığında her takımın kendine göre rahatsızlık duyduğu hakemler var. Yavaş yavaş o var hakemleri içinde böyle etiketler görmeye başlayabiliriz. Yani ortam çok sağlıklı olmadığı için o da olabilir. İş ona dönebilir. Bizim burada her şey olabilir ya bizim ligde ben sana söyleyeyim. Ama yani gayet şu normal. Son haftalardan ben çok memnunum ya. Çünkü evet hani, o konuda bir problem yok. Maç bitiyordu. Yani orta hakemden çok var sürekli bir böyle hırgür vardı, konuşma vardı, açıklama vardı. Çok yapamadılar çok yani sonuçta son niye üstüne gidemediler? Dışarıdan gelen hakem bunlar. Yani dışarıdan iş yapan adamlar. Türk değil. Tabii şöyle yani insanlar da şöyle bizim olsa yine aynı isimler olsa neler diyecekler. Duygu yetisi kimdir? Gelişti bence yani. Bu adamların bizde herhangi bir hesabı yok. Doğru da tarafsız veriyorlarsa, yanlış da veriyorlarsa kişiye göre söylüyorum tabii ki.
herhangi bir hesabı olmadan veriyorlar dedi bence taraftar. O yüzden herhalde tabii biraz böyle sakin. Kulüpler de öyle durdu zaten. Özür dilerim Kartal abi. Hakemler için de yani yabancı hakemler için de daha rahat bir ortam. Şimdi Kartal abinin dediği gibi Türkiye'de yaşayan buradaki hakemlerin içinde bulunduğu ortam sürekli acayip bir baskı altında. Gerçekten çok zor bir iş. Yani iyidirler kötüdürler, o kısmı ayrı. Çok başarılı bulunmuyor kimse tarafından Türk hakemleri belki ama o baskıda da doğru işler yapabilmek çok mümkün değil açıkçası. Yani işte sosyal medyası, taraftar, normal sokakta karşılaştığında dahi verilen tepkiler. Yani hiçbir insan burada çok sağlıklı kalamaz bence. Yani o yüzden yabancı hakemler en azından işini yapıyor, dönüyor. Bir sonraki gelişine kadar çok fazla bunlarla ilgilenmiyor. En basitinden hakem olduğunu düşün. Şu an Türkiye'nin konuşulan hakemlerinden birisi olduğunu düşün. Sabah çıktım fırına, gittim bir şeyler alacaksın. Bir hafta sonra işte ailenle birlikte keyifli bir kahvaltı yapmayı planlıyorsun. Ya orada bile sana bir şey söylenip hani bir anda sabahın köründe böyle çok canın sıkılabilir, bir tartışmanın içerisine bulabilirsin. Her yerde yani, ya. Hayatın her alanında yaşıyorlar bunu. Sosyal hayatı yaşamakta ve insanların içine karışmakta çok zorlanan bir hakem kitlemiz var. O da zor yani. İzole yaşamak zorunda kalıyorlar. Çok zor. Hakikaten Emre de doğru söyledi. Yani büyük bir baskı var. Hepimizde yani kabahatlar. Yani ben yalnız hakemlere çok böyle tek başına hakemler suçlu diyemiyorum. Evet. Mesela zaman zaman art niyetli düşüncede olan bu düşünceye sahip hakemler var. Çok da futbol bilgisi olmayan hakemlerimiz de var ama adamlara da hakikaten fazla yükleniyoruz. Mesela saha içinde oyuncular. Oyuncular suçlu değil mi? Mesela atıyorlar kendilerini hiç olmadık pozisyonda böyle atmalar, kart istemeler, saçma sapan şeyler, itirazlar. Taca bile itiraz eden oyuncumuz ve teknik direktörümüz var bu ülkede. Yani taç olabilir ya, görmeyebilir adam. Yani bu kadar da değil. Herkes mi kusursuz bu ülkede? Bu işi yapan herkes mi hatasız, noksansız yapıyor? Herkesin bir noksanı var, yanlışı var. Teknik adamlar hata yapmıyor mu, yanlış yapmıyor mu? Yani niye hep sadece hakemler konuşuyoruz? Bakın, art niyetlileri ayrı tutuyorum. Art niyetli olabilir. Farklı bakış açısı, egoları olan hakemler var ama onun dışındakiler, işini layıkıyla yapmaya çalışan insanlar da var. Yani biz genelleme yapmayalım. Yani sadece şu hakemler komple şöyledir, böyledir. Yabancı ülkelerde de yani İngiltere'de ben bakıyorum bazen. Premier Lig'de bile inanılmaz hatalar yapılıyor yani. Dünyanın her yerinde yapılıyor. Yapılmayan yok ki. Yok, ama orada ne var? Orada tepkinin dozajı var. Bize tepkinin dozajı yok. Bizde sınır yok. Şöyle bir durum var. En son işte hakem dövdüler ya. Daha ne olsun yani? Tabii ki de bunlar doğru değil. Tecrübeli hakemlerin görevine son verildiği ya da artık görevi bıraktığı bir dönem yaşadık. Biraz daha gençleşme. O işte Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, işte Mete Kalkavan birkaç ismin daha yer aldığı isimler bıraktı hakemliği. Ardından yerine gelenlerin aslında iyi yetiştirilmediği ortaya çıktı. Yani orada sıkıntı var. Yani yeni gelen hakemlerin performansı, işte en iyi hakemimiz dediğimiz Halil Umut Meler'in de bu sezon eleştirildiği bir sürü maç var. Yani tabii. Hakem üretimi noktasında artık bir Türk futbolunun adım atması lazım. Hakem yetiştirmesi lazım. Bu süreçte de oraya geçiş sürecinde yabancı hakeme geçip kademeli olarak alttan da iyi hakemler yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü tabii. Bir sezonda bu hakem kadrosuyla bu şekilde götüremeyiz. Yani bu çok net, bu sezon elbette yaşananları tasvip etmiyoruz ama hakemlerin de yönetiminde kusurlu oldukları çok yer var. Bu arada şimdi hakem demişken hani neler var falan diye yurt dışına bir örnek olduğumu gösteriyoruz ya. Belki görmüşsünüzdür haberi. Hollanda 4. liginde St. George'la Valken iki takım şampiyonluğa oynuyor. Maçın hakemi de 61 yaşında Jan Smit diye bir hakem. Valken'e 3 tane kırmızı kart veriyor maçın hakemi. St. George da maçın duraklamalarında golü buluyor. Şampiyon oluyor. Şampiyonluk sonra kutlamalara maçı katılıyor. Sonra kutlamalara katılıyor. Hollanda Futbol Federasyonu'nda hakemi hakemlikten men etmiş. Falan edilirdi. Türkiye'de olsa öldürürlerdi ya. Allah korusun da. Sınır. Şey yani, haksız değilsin de abi. Yani, anmayalım en azından. Yani şey anlamında söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim herhalde. Jan Smit şöyle düşünmüş diye düşünüyorum. Zaten 61 yaşındayım. Hani bırakacaksan böyle bırakayım. Herkesin hatırasında namım yürüsün. Kapanış görürsün. Kapanışı böyle yapayım dedi galiba yani. Diye düşünüyorum. Ya biz işte dönelim kongreye gidelim. Evet, devam edelim. İşte 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili işte yeni federasyon gelene kadar bir şey çıkmaz dedi. Sağlık heyeti kuracağız dedi. Çok eleştirilen bir konu. Orada da
Aziz Yıldırım'ın da o konuyla ilgili bir vaadi var. Yani kuracağız derken Ertuğrul Karanlık devam Ertuğrul, edecek. Ali Koç seçildiği takdirde Ertuğrul Karanlık'ın olduğu ve güçlendirildiği, yeni takviyelerin yapıldığı bir sağlık heyeti. Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda Ertuğrul Karanlık'ın da gittiği yeni bir sağlık heyeti gelecek olacak. Fenerbahçe olacak. Ya tabii ben buradan iki tabloya bir arada bakıyorum. Yan yana sığdıramadık. Gelelim Aziz Yıldırım'ın da vaatlerine gelelim. Ya orada onu çünkü şöyle ben. Dikkat çeken bir yer var. Hani öyle okusam bir, çok daha güzel olur. Yan yana veremiyoruz. Söyle istersen Erdem. Sonra ben üzerine okuyayım. Hangi maddeyse. Ya şöyle mesela iki adayın teknik direktör açıklamaları var. Ali Koç yeni hocamızı önümüzdeki hafta açıklayacağım dedi. Aziz Yıldırım tam anlaşırsak önümüzdeki hafta Mourinho'yu getirecek. Şöyle yapalım o zaman. Ben bir okuyayım sonra karşılaştırmasını senden alayım. Yan yana olmuyormuş, sığmıyormuş şu anda. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin başkan adayı. Anlaşırsak gelecek hafta Mourinho'yu getireceğim dedi ki çok konuşuluyor zaten Mourinho gündemi. Fenerbahçe'yi derhal şampiyon yapmaya geliyoruz. İlk yıl şampiyon olamazsam kongreye gideceğim. Stad kapasitesini 60 binine çıkaracağım. Stadın planlanan yeni stadın görselleri de dün basınla paylaşıldı. Mourinho kimi isterse alacağız. Fenerbahçe'nin hakkını kim yerse ezip geçerim. 3 Temmuz'un maddi kayıpları için devletle konuşacağız. Bankalar Birliği'nden 2 yıl sonunda çıkacağız. Aslında iki adayın da Bankalar Birliği'nden çıkma düşüncesi var. 59 öncesi şampiyonluklar için notere gideceğim. Bu da Fenerbahçe'de hep gündemde olan konulardan bir tanesi. Sağlık heyetiyle yollar ayrılacak. Zaten Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında Ertuğrul Karanlık'la ilgili düşüncelerini biliyoruz. Kolejin olduğu araziyi değerlendireceğiz. Yine tesisle ve tesisleşmeyle ilgili bir adım da gelecek Aziz Yıldırım'dan. Ya bir de özür dilerim Erdem. Başlamadan söyleyeyim. Yani zaten ismi geçen teknik direktörler işte Mourinho'dan bahsediyoruz başkan. Yani Mourinho zaten Ertuğrul Karanlık'la çok çalışacağını düşünmüyorum. Kendi bir sağlık heyeti olacaktır. Ya da muhtemelen Ali Koç da yine kariyerli ve üst düzey bir ismi açıklayacağı için muhtemelen onların kendi çalışmak isteyecekleri sağlık heyetleri de olacaktır. Ya burada bu tabloda tabii iki başkan adayının da ortak değindiği konular var. Ali Koç önümüzdeki hafta açıklayacağım dedi. Aziz Yıldırım tam anlaşırsak önümüzdeki hafta Mourinho'yu getireceğim. Ali Koç'un o kadar iyi bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak dedi. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi derhal şampiyon yapmaya geliyoruz dedi. Ali Koç'un Bankalar Birliği'ne 3 yıl içinde halledeceğim. Aziz Yıldırım 2 seneye Bankalar Birliği'ni halledeceğim dedi. Maksimum 5 transfer diyor Ali Koç. Aziz Yıldırım Mourinho kimi isterse alacağız. Ali Koç önümüzdeki sezon sistemi değineceğiz diyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin hakkını kim yerse ezip geçerim diyor. 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili yeni federasyon gelene kadar bir şey çıkmaz diyor Ali Koç. Aziz Yıldırım notere gideceğini söylüyor. Tabii Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un dışında verdiği farklı 4 madde daha var. İlk yıl şampiyon olamazsam kongreye gideceğim dedi. Bugünkü toplantıda söyledi bunu. Bence çok önemli de bir açıklama. O yüzden bunu üst sıraya da çektik. Ki zaten bir dönemlik geleceğim dedi. Ne olursa olsun. 3 yıl istiyorum dedi. Ama ilk yılımda başkan seçilirsem şampiyon yapamazsam ben olağanüstü kongreye giderim. Haberiniz olsun. Ben 20 senelik başkanlık hayatımı, sevgimi, saygısını hepsini getirdim. Önünüze koyuyorum dedi Aziz Yıldırım. Zaten Aziz Yıldırım ilk toplantısında sadece bir dönem için demişti. Tabii sadece bir dönem için demişti. Bugün de ilk yılımda şampiyon yapamazsam kongreye gideceğim dedi. Bu da çok önemli bir mesajdı. Stad kapasitesini 60 bine çıkaracağım. Görselleri de paylaşıldı onun. Nihat Özbağ Alman bir firmayla beraber çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta daha detaylı öğreneceğiz o çalışmaları. Yani bitmiş halinin tam nasıl olacağını da gösterilecek. Maliyetine dair de bilgi verilecek. Hatta işte Bernabeu'ya dışı birazcık da benzeyeceğini ifade etti Aziz Yıldırım. 3 Temmuz'un maddi kayıpları için devletle konuşacağız dedi Aziz Yıldırım. Bu konuda bazı açıklamaları da oldu. Bu süreçte takip ettik. İşte Fenerbahçe'nin maddi tazminatı için bazı kulübün şu an kirada bulunan arazilerin devletten bir plan dahilinde alınması ile ilgili adımlar atılabileceğini söyledi Aziz Yıldırım. Kolejin olduğu araziyi değerlendireceğiz. Tabii onlar biraz daha detaylı konu ama Aziz Yıldırım'ın gayrimenkul ile alakalı, işte kulübün arazileriyle alakalı önemli de projeleri var. Bu projeler sonucunda elde edecek gelirle Bankalar Birliği'nden çıkıp
Fenerbahçe'yi finansal özgürlüğüne, rahatlığına kavuşturmayı hedefliyor. Projeleri iki adayın bu şekilde. Tabii ki de artık süreç kongre üyeleri belirleyecek, onların oyları belirleyecek. Vaatlere bakıp, söylemlere bakıp Fenerbahçe kongre üyeleri kararını verecek. Yani iki adayda da ama şunu herhalde görüyoruz. Yani Ali Koç da devam etse, Aziz Yıldırım da başkan seçilse bu mevcut kadronun üzerine doğrudan ilk 11'e girecek 4 ya da 5 oyuncu transfer edilecek. Evet. Ve seneye çok güçlü bir Fenerbahçe 11 en azından oluşturulacak ya, gibi görünüyor. Ali Koç Nisan ayından beri Branko'nun çalıştığını söyledi. Önemli de bir süre baktığın zaman ki Branko'nun son transfer dönemindeki başarısı da ortada. Kesinlikle herkesi başarılı. Tatmin eden iyi bir kadro kuruldu. Kesinlikle. 99 puan, 99 gol. Bunun üzerine koyarak gitmek istiyor. Aziz Yıldırım da Mourinho'nun İstanbulspor ve derbiyi de izlediğini söyledi. Hı hı. Mourinho'nun da oyuncu getirme, oyuncu bulma ve oyunculara teklif yapma noktasında bir sportif direktöre ihtiyaç duymadan kolaylıkla halledilebileceği zaten aşikar. Orada da öyle bir planlama var. Tabii cumartesi günü Londra'da yapılacak görüşmenin ardından bu konuları biraz daha detaylı öğreniriz. Orada aklıma şey geldi. Monchi, yani futbol dünyasının zaten her zaman çok konuştuğu isimlerden bir tanesi. Bir röportajda Monchi'ye şey soruyorlar. Ne zaman başlıyorsun bir sonraki yılın kadrosunu oluşturmaya? Her saniye diyor. Nasıl yani diyorlar? Benim tatil gibi bir şansım yok diyor. Ben tatildeyken de oyuncu transferi konuşuyorum. Ocak'ta da, Şubat'ta da, Mart'ta da, Nisan'da da o Monchi'nin o açıklaması geldi. Ama Mario Branco'nun ben Fenerbahçe için çok değerli bir bence de. Evet. Yani yapı taşı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bu sezonda önemli bir kadro oluşturuldu bilgi, aslında. Bilgi paylaşabilirim Branko ile ilgili. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Galatasaray'da o dönem Branko ile görüştü. Hatta Galatasaray stadına geldi, işte maç izledi. Hı hı. Ama o dönem bir anlaşma sağlanmadı. Yanılmıyorsam Burak Elmas dönemiydi. Fatih Hoca ayrıldıktan sonra öyle bir görüşme yapıldı. Sonra başka bir isim. Ya, çok Pasquale Sensi bile geldi sportif direktör olarak. Yok, konuşulan çok önemli bir isim vardı ama şu an adı dilimin ucunda çıkmadı. Paris Saint Germain'de şu anda olan. Hı-hı. Benim de ismi şu anda bir anda aklıma gelmedi. O da çok önemli bir futbol adamı ama o zaten kulübün maaşlı çalışanı ya da personeli gibi değil. Biraz Hı-hı. dışarıdan danışman gibiydi. Ondan biraz destek almak istediler. Hele ki oyuncu satışı konusunda. Mesela ben ona dikkat ettim. Ali Başkan da Luis geçen... Campos. Luis Campos. Evet. Ali Başkan da geçen onu söyledi. Yani yabancı sportif direktörleri biz hep tabii ki gelen oyuncular için bakıyoruz ama onların oyuncu satışında da kulüplere evet. katkıları oluyor. İşte Campos'un biraz oradaki network'ünden faydalanmak istedi Galatasaray. Yani Fenerbahçe kadrosundan bahsetmek gerekirse bence Galatasaray ve Fenerbahçe kadrolarını yan yana koyarsam yani 11'ler anlamında herkesin bir görüşü olabilir. Çok şu büyük daha, fark yok. Şu daha iyidir, bu daha iyidir ki burun farkıyla belki birbirinden öndedir ama kadro alternatifi, kadro planlaması olarak bence Fenerbahçe'nin daha doğru bir kadrosu vardı. Çünkü yani Galatasaray sol stoperde Kerem'i oynatmak zorunda kaldı Demirbay'ı. Sol bekte Berkan'la oynadığı zamanlar oldu. İşte Barış'tan bahsettik zaten. Ama Fenerbahçe'de işte sağ bek sakatlanıyor. O sayı yoksa Mert var. Orta sahada bir tek belki İsmail'in alternatifi çok fazla yoktu. Ama onun dışında kim çıkarsa işte Jacob Batshuayi var zaten. Kim çıkarsa çok böyle arada fark olmuyordu yani standart olarak ilk 11 ve yedek konusunda. Bu yani Okan Hoca'nın bence burada takım üzerindeki başarısı Galatasaray adına ama Fenerbahçe adına da zaten doğru bir kadro planlaması yapıldığını görüyoruz bu sene. Bu çok tesadüf değil yani alınan kadro puan. Kadro planlamasında şey yok. Sen işte Osay sakatlandı deyince direkt işte o sakatlık konusu gündeme geliyor. Yani Fenerbahçe gerçekten o kadar çok çekti ki sakatlıktan bu sezon. Orada geçen son İstanbulspor maçı öncesi, maça girmeden önce Sayın Ertuğrul Karanlık da ceza sebebiyle tabii görev alamamıştı. Taraftarların yanındaydım maç başlama saatine 2 saat kala. Taraftarlarla da konuşuyordu. Biz de biraz sohbet etme imkanı bulduk. Tabii onun da kendisine bu kadar yüklenilmesinden şikayetçi. İsmail Hoca sakatlıktan şikayetçi. İşte Sayın Başkan Ali Koç sağlık heyetinden anladığımız kadarıyla şikayetçi. Üç tarafında birbirinden ya da Doktor Ertürkan tabii oradan değil ama o da o kadar kendisine yüklenilmesinden rahatsız. Fenerbahçe de yaşamıştı ama. Bu sezon yani o konuda bir hamle yapabilseydi belki de en azından bu sakatlıkları vermeden belki bazı puan kayıplarını yaşamayacak. Bu arada Jose Mourinho kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış. Bir ekrana getirelim. Bakalım nasıl bir paylaşım. Taraftarlar da tabii
Merakla bekliyorlar. Mourinho'dan gelecek her hamleyi yeni başlangıçlar için yazıyor bu paylaşımın altında. Jose Mourinho'dan bu şekilde ima içeren bir altta paylaşım. Altta da şey mi o? Bavul gibi bir şey var. Çantası sanki yani, abi. Alışveriş yapmış da. Gibi. Hazırlanıyormuş. Kıyafet nerede giyilir diye bakıyorum. Hani yeni bir şey çıkaracağız evet, şimdi. Yani unutuyorum. Başka ne var ki yanındaki? Kim bilmiyorum, tanımıyoruz. Yani çanta gibi gördüm ben Mourinho, onu. Mourinho yanılmıyorsam sosyal medyasını kendi kullanıyordu söylemişti ve yani zaten mesela o basın toplantısı işlerini çok iyi bilir. O akıl oyunlarını çok fazla belki de yani en iyi yapanlardan ve başlatanlardan bir tanesi. Çok alışık değildik değil çünkü mi? Biz öyle şeylere. Rakipleri hep rakip teknik direktörlerle böyle bir söylem savaşına girer. Hatta zaman zaman fiziksel temaslara da ulaştığı noktalar oldu. Bu işleri çok iyi biliyor zaten Mourinho. Yani şöyle bir durum var. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın da adı geçiyor ki Kartal abi defter kapanmadı diyorsa inanmaktan evet, yani başka hiçbir durumumuz yok. Şöyle yani ikisi için de şöyle bir şans var abi. Mesela Erdem diyor ya da sen şunu söylüyorsun. Mourinho ya da benzer ayarda ama benzer ayarda o isim bulabilmek çok kolay değil. Zor. Yani Mourinho şimdi biraz tabii kariyerinde artık sonlara ya da çok istediği yerlerde değil kendi adına. O yüzden bir fırsat doğdu ama Mourinho her zaman Mourinho ve çok büyük bir isim. Tabii. İşte mesela Pioli diyoruz. Çok önemli başarılar elde etti ama aynı şekilde çınlamıyor karşısında Mourinho'nun. O kadar heyecanlandırmıyor en azından isim olarak. O açıdan da o şey yani Aziz Başkan bence çok doğru bir hamle yaptı kendi adına. Kantar'ın bir topuzu çok ağır basıyor her zaman Mourinho olduğunda isim. Kesin. Kesin. Yani şöyle bir lafı da var hatta işte Mourinho isminden sonra işte Cuma gününe kadar işte Ali Koç iki oyuncu ayarlamaya çalışıyor. Biri İngiltere, biri adaydan, biri İtalya'dan. Az Yıldırım ne büyükmüş ya bir geldim hava değişti dedi bugünkü toplantıda Az Yıldırım. Fenerbahçe'deki çıtayı aslında bir yerde yukarı çekti. Ben mesela şöyle bir bu şahsi yorumum. Bugün Fenerbahçe'ye seçim olmasaydı Ali Koç İsmail Kartal'la devam ederdi. Seçim olmasaydı. Yüksek bir ihtimal diyebiliriz. Devam yani yine bir şey olabilir. Çünkü ama bugün burada Mourinho ismi var ve sizin Cuma günü, önümüzdeki Cuma günü yeni teknik direktörünüzü açıklamanızı bekliyor insanlar bu yönde. Ya ben, bir beklenti var. İsmail Hoca'nın şampiyon olsa da Ali Koç'un devamı halinde, yani diyelim Aziz Yıldırım aday olmasaydı, Ali Koç tek başına kongreye gitseydi İsmail Hoca ile bence çalışmaz. Bu benim fikrim tabii şampiyon ki. Olsaydı. Şampiyon olsa şampiyon bile. Şampiyon olsaydı devam ederdi. Ya. Çok şampiyon olsa devam etme yani. İhtimali çok vardı emin ama. Değilim yani açıkçası. Ben de bak açık olayım. Ben de çok emin burada değilim. Burada yani yorum yapmıyoruz ama yani şu an bile hani, gönderilme ihtimali ya da gönderilmesi durumunda bu, yani haksızlık da diyebiliriz. Yani çünkü İyi bir sezon geçirdi. Yeni bir kadroyla bu puanlara ulaşmak, bu rakamları bir de iyi bir futbolla İsmail Hoca'nın hakkını teslim etmemiz lazım. Ama Aziz Yıldırım bence... Ama Türkiye'de bence, kupa olmayınca olmuyor. Tabii tabii. Yani 99 puan, 99 gol yani bunlar yani çok kolay gerçekleşen evet. şeyler değil. Bakalım yani ne kadar süre sonra gerçekleşecek. Hele ki ligin ikincisi için yani. Hadi birinci olsan daha anlaşılır ama ikinci için yani 99 puan, 99 gol bir daha olur mu emin değilim. Ancak Aziz Yıldırım'ın şu bir gerçek ki Fenerbahçe'ye bambaşka bir hava getirdiğini düşünüyorum. Yani seçilir seçilmez ama Galatasaray maçından önce yaptığı işte Mourinho açıklaması bir anda hafta içi herkes Mourinho'yu konuşmaya başladı ki o maçı hatırlayalım. Yani Emre Galatasaray Karagümrük'te kazandıktan sonra Fenerbahçe'de omuzlar daha da düşmüştü. Ama birden Fenerbahçe böyle Mourinho gündemiyle bir pozitif hava yakaladı. Ben derbiye de sirayet ettiğini düşünüyorum. Sonrasında işte Aziz Yıldırım açıklamalarını yapıyor, Ali Koç açıklamalarını yapıyor. Bu kez taraftar için de böyle hani daha ideal. Yani önümüzdeki sezon hangi başkan gelirse gelsin çok fazla söz verildiği için taraftar da sanki biraz o kaçan şampiyonluğa tabii ki üzülmüştür ama şu an en azından umut besliyor yeni yıla dair. Yani bu rekabetin Fenerbahçe'yi kazandırdığı bir aşikar. %100 Fenerbahçe kazanacak bu rekabetten. İşte Mourinho açıklamasının ardından Ali Koç döneminde, 6 yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe neredeyse bir yılı teknik direktörsüz geçirdi toplamda. Yani topladığınız zaman 6 sezonun içinde bir yılı teknik direktörsüz geçirmiş bir yönetim. Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklamasının ardından Cuma günü yeni hocamızı açıklayacağız. İsmini duyuracağız. Yani bu Aziz Yıldırım'ın seçime girmesi, Mourinho hamlesinde bulunması karşı tarafı da işte mevcut yönetimi de motive eden, tabii. Seçimi kesin, hazırlayan, kesin. Hamlelerini daha hızlı tabii.
daha hızlı. Ali Koç'un en çok eleştirildiği bu süreçte birazcık geç kalması, kararları geç alması gibi eleştiriler vardı. Ama şimdi görüyoruz ki hızlı aksiyonların alınacağını işaret ediyor. İşte sağlık heyeti kuracağız diyor. Teknik direktör önümüzdeki hafta açıklayacağız diyor. Transferleri diyor planladık, hızlı bir şekilde bitireceğiz diyor. Bankalar Birliği'ne değiniyor. Tabii Aziz Yıldırım'ın seçime girmesi, Fenerbahçe'de bazı işte gayrimenkul projeleri, işte kolejin yapılması, tesislerin güçlendirilmesi gibi konuları da tekrar gündeme getirdi. O yüzden seçimi kazanan ki ne olursa olsun Fenerbahçe olacak. Peki Erden Timur konusunu Emre ilk bölümde kısaca bir giriş yapmıştın sen, ama daha detay varsa, çünkü Galatasaray taraftarı da hala merak içerisinde. Senin söylediğin röportaj önemliydi. Sezgin Gelmez'in yaptığı, Sezgin abinin yaptığı. Orada Galatasaray siyasetini aşamıyorum diyordu. Aşamadım diyordu Erden Timur. Ama şu da bilinen bir gerçek ki sportif AŞ'ye atamaları sonradan da yapılabiliyor. O yüzden bir umut beslemeye hala devam ediyor Galatasaray taraftarı. Tabii yani beklenti biraz o yönde. Yönetimde olmayacağı kesinleştikten sonra da herkes orayı işaret ediyordu. Zaten şu anda aktif bir görevi var Erdem Bey'in. Bugün şunu söyleyeyim. Bugün ilk toplantı yapıldı. Yeni yönetimin ilk toplantısı yapıldı. Sportif AŞ'de de henüz kimse oradan istifa etmedi. Herkes görevine devam ediyor ama kısa bir süre içinde. Belki de biraz Erdem Bey'den dolayı, yoksa belki bugün atamaları yapabilirlerdi. Ama geçen dönemde de biraz sürmüştü o atamaların yapılması. O dediğim gibi şu anda fiziksel olarak görevine devam ediyor ama bugün toplantıya katıldı Erdem Bey. Onu söyleyeyim. Hatta bizim şöyle bir beklentimiz vardı. Bugün toplantıya gidip istifasını sunabilir. Çünkü öncesinde böyle bir plan vardı. Ama en azından bir süre daha o müzakere süreci devam edecek gibi gözüküyor. Başkan ısrarla kameralar önünde son dönemde birkaç kez, birkaç etkinlikte Erdem Bey'i onore etti. İşte başarısını tebrik etti ve herkesin önünde bunu yaptı. Son olarak da mesela şampiyonluk gecesi Kupa Cemiyet'e gitti kutlamadan sonra. Ben daha önce yani... Şöyle söyleyeyim, tırnak içerisinde ikinci adam konumunda Galatasaray'da yönetimdeki birinin o ilk konuşmayı orada yaptığını hiç görmedim. Cemiyette her zaman başkan konuşma yapar. Böyle bu bir gelenektir. Galatasaray'ın kupanın oraya gitmesi nasıl bir gelenekse o konuşmayı da başkanın yapması bir gelenektir. Başkan dedi ki, önce dedi Erden konuşsun dedi. Öyle hitap ettiği için öyle söylüyorum ben tabii. Sonrasında Erden Timur ilk konuşmayı yaptı. Dediğin gibi işte Sezgin abiye verdiği röportajda o iç siyaset vurgusunu çok fazla yaptı ki daha önce biz de kendisiyle birebir konuştuğumuzda ya da gazeteci arkadaşlarımıza da genelde yakındığı şey bu. Zaman zaman şunlar söylendi, işte sağlık durumları, kendi işlerinin yoğunluğu gibi sebepler söylendi ama bunların hepsi yanda kalır. Yani %5 etki eder belki. Daha çok Erdem Bey'in şu an devam etmemi, hala aynı fikirde bu arada. Fikrini değiştirmiş değil, devam etmek istemiyor. En son Florya'da Karagümrük maçı öncesi röportaj verdiğinde şunu söyledi. Zaten benim ay sonu artık görevim bitiyor. Bundan sonra basın mensuplarıyla daha sık görüşürüz diye net olarak söyledi bize. Ama bir taraftan da hem taraftarın çok yoğun ilgisi var. Hem başkan ısrarla görevinin başında ol, devam et diyor ve her platformda bunu söylüyor. Hala bir umut ışığı var. Benim tarafımdan böyle aslında Erdem Bey'e bugün şu an arasak, belki şu an telefonu açsa, sorsak devam etmeyeceğini söyleyebilir ama değişebilir dediğim gibi camianın önüne gelen isimleri, başkanın söylemleriyle. Eğer olmazsa bir B planı var Galatasaray'ın, onu da söyleyeyim. Bu çok fazla konuşulmuyor ama artık dillendirebiliriz. Yeni yönetim göreve geldi ve Erdem Bey de devam etmeyecek gibi gözüküyorsa. Şu anda yönetimde yer alan isimler, yeni yönetime giren isimler. İbrahim Atipoğlu var. GİSİAD'ın başkanıydı ki camia içinde çok önemli bir isim, ağırlığı olan bir isim. Sportif AŞ Başkan Vekili ve yanında da yine şu anda yönetimde yok ama Sportif AŞ'deydi geçen dönemde. Maruf Bey var, Maruf Güneş. Bu ikili iki tane başkan vekili yöntemiyle, yani şu mevcut süreçte Erdem Bey orada. Tabii ki üstünde başkan var ama bütün icraatı o gerçekleştiriyordu. İyisi kötüsü her şeyi Erdem Bey'den sorumluydu. O sorumluluğu biraz bölmek de istiyor başkan eğer Erdem Bey devam etmezse ve İbrahim Atipoğlu ve Maruf Güneş'le bu sistemi Cenk Ergün desteğiyle birlikte oluşturabilir. B planı da bu. Florya mı peki en büyük anlaşmazlık? Florya konusu, yani işin aslında biraz koptuğu nokta Florya konusu. Yoksa biraz Erdem Bey'in rahatsız olduğu iç siyaset dediği şeylerde şu da var. Mevcut yönetimde olan isimlerin bazıları ve Erdem Bey çok iyi anlaşmıyorlar. Kamera önünde tabii ki güzel pozlar veriliyor ama perde arkasında iki tarafında karşılıklı olabilir. Birbirlerinden duyduğu rahatsızlıklar var. Yani birbirlerine olan yaklaşımlarıyla ilgili rahatsızlıkları var. Ve Erdem Bey sıklıkla bunu söylüyor.
biraz bu. Biraz da Florya konusu ki orada da şöyle bir ayrım var. Çok basit uzatmadan söyleyeyim. İki tane seçenek. Galatasaray ya kendi yapacak, değerlendirecek ya da bir firma üzerinden yapılacak bu. Erdem Bey diyor ki biz burayı kendimiz yaparsak çok daha fazla gelir elde ederiz. Ki zaten sunumu da öyle yapıldı genel kurula. Başkan ve yöneticilerin bir kısmı da diyor ki biz bu inşaatı yapamayız. İki tarafın beyanını söylüyorum. Yöneticilerden inşaatla da yakından ilgilenen büyük inşaatlar yapan isimler var. Diyorlar ki zaten bizim elimizde şu an iki tane inşaat var. Kemerburgaz 1, Mecidiyeköy binası 2. Mecidiyeköy'ü yapıp satacağız, bitiremiyoruz. Kemerburgaz uğraşıyoruz, dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değilmiş. İşte şimdi yeni sezon orada geçecek Galatasaray ama bu inşaatın geçen sene bitmesi bekleniyordu. Bu işleri yapmak çok kolay değil. Bir kulübün inşaat yapması çok kolay değil. Biz bu işi yapamayız diyorlar ve fikir ayrılığı buradan çıkıyor. İki taraf da birbirini bu konuda ikna edemiyor açıkçası. Evet, çok fazla konuşulan bir gündem. Bakalım herhalde. Tabii özür dilerim, bölüyorum. Yani biz iki tarafın beyanını söylüyorum. Çünkü inşaat, özellikle o boyuttaki bir inşaat çok bizim anlayabileceğimiz bir şey değil. Ama benim gördüğüm, anladığım hakikaten Galatasaray'ın da yapması çok kolay değil. O büyük inşaatı Galatasaray kulübünün üstlenip yapabilmesi de çok kolay gözükmüyor açıkçası. Ya bir de sanıyorum Dursun Bey, hani hızlı bir şekilde o sıcak paranın gelip o bankalar birliğinden de bir an önce çıkılmasını istiyor. Süreci hızlandırmak istiyor herhalde. Temel düşünce bu. Karşı tarafta daha farklı bir Erden Timur cephesine daha farklı, daha sürece yayılmış bir düşünce var. Konuşulanlar yani, da bunlar yani. Maliyet hesabını onu da katıyorlar tabii. Yani şimdi orada kendimiz yaparsak daha fazla gelir elde ederiz ama biz bunu kaç senede yaparız? Ama biz kısa sürede bir firmaya bunu devredip bir peşinat alıp bankalar birliğinden çıkarsak orada çünkü ödenmesi gereken bir her ay ödediğiniz bir taksit var. Kulübün kasasına sıcak para giremiyor. Yarısı bankalar birliğine gidiyor. Maliyet hesabına onlar da ekleniyor ve başkan ve bazı yöneticiler de bunun çok daha mantıklı olduğunu söylüyorlar, onların beyanı. Peki bu arada tabii basketbolda Süper Lig'de de heyecan yaşanıyor değerli izleyenler. Şu anda aşağıdan geçiyor. Basketbol Süper Lig playoff yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet'i 96-88 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Kartal abi, Beşiktaş'la ilgili Salih Uçan gelişmesi vardı bugün. Salih'in sözleşme uzattığı konuşuluyor. Yani daha doğrusu anlaşmaya varıldı ve yakın zamanda imzaların atılacağı konuşuluyor. Evet. 2+1 yıllık bir sözleşme üzerinden yine bir konuşma var. Yani öyle tahmin ediyorum, hem Salih hem Beşiktaş yönetimi hem Beşiktaş taraftarı sözleşme uzadığı takdirde mutlu olacak. Olacak. Zaten yani yönetimin Salih'le, özellikle Salih'le, şimdi Salih ve Cenk. Şimdi ikisini de bir arada çok konuştuk sezon içerisinde. Ama Cenk yani sözleşmesi noktasında bir ayrılık olunca, var gibi sanki. Cenk konusunda biraz şu an yani biraz şu an değil, daha önceden de bir topa basma vardı. Hı hı. Şu anda o şekilde devam ediyor. Sanki yollar ayrılacakmış gibi Cenk'le. Ama Salih Uçan konusunda özellikle hem Serdar Hoca'nın hem de işte Samet Aybaba'nın raporları doğrultusunda yeni sezonda devam etme ağırlığı vardı. Ve neticede de şu an itibariyle bir imza falan yok ama görüşmeler çok iyi gidiyor. Hemen hemen anlaştılar diyebiliriz. Burada da Mete Vardar'la, yöneticilerde Mete Vardar, Onur Göçmez, Burak Aslan, iç transferde sözleşmesi biten oyuncularla görüşüyorlar. Daha önce de görüştüler. Tabii Samet Aybaba da işin içinde. Salih Uçan'ın kalması lazımdı zaten. Yani Beşiktaş'ın ihtiyacı var Salih gibi oyuncuya. Salih kötü bir oyuncu değil. Ama sezon içerisinde baktığımız zaman hem istikrar problemi yaşadı. Daha doğrusu sakatlıklardan dolayı böyle bir türlü toparlayamadı. Son oynanan maçta, kupa maçında sahanın en iyilerinden biri Salih'ti. O yüzden şimdi önümüzdeki sezon yabancı sayısının 12'ye düştüğünü kabul edelim. Sizin kenarda duran yerli oyuncularınızın da kaliteli olması lazım. Tabii sadece kulübedeki, kulübenizin gençliği, yani kenar anlamında söylemiyorum. Tabii şimdi ilk 11 ki, yabancı çıkabiliyorsun tabii, ama bunun sakatlığı var, kart herhalde, cezalısı var. Herhalde hamle olarak düşünebilirsin tabii. Şimdi 12'ye düştü, serbest. 11 serbest, tamam, 11 yabancı serbest olacak. Ama öyle düşünmeyin. Yani 11 yabancı serbest diye şimdi herkes illaki yabancı oynatmayacak. Yabancı alacağınız kaliteli yabancıları zaman zaman hamle oyuncusu olarak kullanacaksınız. Ama onun yerine mesela bir Salih, işte Semih zaten elinizde var.
bu tür oyuncuları kullanacaksınız. Şimdi Salih karakter olarak da düzgün bir insan. Yani çok fazla sorun da çıkarmadı açıkçası. Ama kırgınlığı vardı. Yani sezon içerisinde bir anlaşma bekledi. Tıpkı Cenk gibi. İkisi de olmadı. Nedense yönetim sezon sonunu bekledi. Sezon sonunda işte daha detaylı görüşülür şeklinde. Dün de bugün de böyle bir görüşmeler oldu ama prensipte anlaşıldı diyelim. Çünkü bakıldığı zaman Salih takımda en az, geçtiğimiz sezon en az ücretle oynayan oyuncuydu. Yani bu belki yanlış anlaşılmasın, alt ligde bir Eyüpspor takımında daha iyi diyorum. Çünkü alt lig olduğu için söylüyorum. Geçen sene daha fazla çok fazla kazanan vardı. Oyuncular vardı Salih'ten. Yani şimdi Süper Lig oyuncususunuz. Süper Lig oyuncusu ama onun yanında Beşiktaş gibi bir takımda bu paralar olmaması lazımdı. Yönetim de bunu değiştirecek. Değiştirmeli zaten şartları. Büyük ihtimal bir problem olmadığını duyduk zaten biz de. Peki, şimdi son bölümde milli takımı da konuşalım istiyorum. Emre, sen dün Riva'daydın. Milli takımda nasıl bir hava var, onu alalım. Ya bu hava konusu çok konuşulur. Mutlaka olumlu bir hava vardır ama hani sen neler gördün açıkçası? Onu sormak istedim. Abi şimdiki hava güzel oluyor başlangıçlarda. İşte Kartal abi de çok iyi bilir. Şimdiki havalar güzel oluyor da kampın sonundaki havayı bir görmek lazım. Bazen oralarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Yakın zamanda da çok yaşadık. Hı-hı. İşte bir önceki Avrupa Şampiyonası'na giderken herkes çok umutluydu. Takım Antalya'ya kampa gitti. Çok da istenilen şekilde geçmediğine dair o zaman şeyler duyduk kampın. Yani oyuncuların biraz sıkıldığını duyduk. Ki yani 3 gün 4 günden sonra oyuncuları kampta tutabilmek çok kolay değil. Nerede olursa olsun. Oyuncular için bu oyuncular lig oynuyor, Avrupa oynuyor. Çok zor yani. Ya tabii böyle hemen olumsuz bir şeymiş gibi anlatmayalım. Güzeldi milli takımın atmosferi. Şöyle, dün Lösev'den gelen minik kardeşlerimiz vardı. İşte onlarla fotoğraf çekildiler. Güzel diyaloglar da oldu. Tam böyle sağ kenarında izliyorlardı. Oyunculara seslendiler, sohbet ettiler, fotoğraf çekildiler. Çok güzel. Yanı sıra ampute futbol takımı, onlar da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. Onlar da inşallah yine göğsümüzü kabartacaklar. Yani güzel, böyle bir tatlı bir atmosferin olduğunu söyleyebilirim. Ki buna ihtiyacımız var. Sene boyu çok fazla kesin, gerginlik. Kesin. Hep bir, yani gerçekten çok yorucu bir sezon oldu. İki takım son haftaya kadar mücadele etti. Kartal abi ilk bölümde söyledi. Heyecan olarak evet çok heyecanlıydı. Ama çok güzel bir heyecan mıydı? Açıkçası çok katılamayacağım. Çünkü iki taraftan da sürekli işte sağ dışı ile ilgili açıklamalar, hep böyle bir demeç savaşları biraz yorucu olduğu açıdan. Oyuncuların da orada o birlik beraberlik içerisinde olması bize biraz iyi gelecektir. Bir umut aşılayacaktır geleceğe dair. Umudumuz yüksek. İşte İsmail tesislerdeydi. İsmail Yüksek bireysel çalışıyor. Çağlar'ın bir problemi olmuş ki evet, zaten Çağlar çıkarıldı kadrodan. Zaten özel durumu vardı. Evlendiği için milli takıma gelmemişti. Bir de sakatlık problemi olunca kadrodan çıkarıldı. Mart'ta sakatlık yaşadığı aynı bölgeden sakatlandı Çağlar Soyuncu. Fenerbahçe'de aynı bölgeden sakatlık yaşamıştı. Bir de Merih Demiral'ın evladı dünyaya geldiği için onun da özel bir izni var. Hayırlı olsun diye. Allah analı babalı büyütsün. Salih Özcan'la Arda Güler de, onlar zaten şu an çok ayrı bir noktadalar. Şampiyonlar Ligi finali oynayacaklar. İlk defa yanılmıyorsam Türkiye'de ya, Türk bir oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanması artık garanti. Evet. Salih Özcan ve Arda Güler'de bir tanesi kazanacak en azından. Arda Turan Sergio Ramos'un kafasına takılmıştı. Finalde de oynayamamıştı bu arada. Evet, en büyük üzüntülerinden biri olarak hep kart cezalısıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kart cezası olması lazım. Sakatlığı da olabilirdi. Şimdi yanlış yani bir şey cezalı diye hatırlıyorum. Belki sakattır. Son saniyelerde yediler. Yani onlar da İtalya'da hazırlık maçında takıma katılacaklar Arda'yla Salih. Çok önemli oyuncularımız. Bertu da Ümit Milli Takım'a geçiş yaptı. O da açıklandı. Bir de bir son dakika şeyi var. Söyleyeyim istiyorsan. Tabii. Bir bilgi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bugün yurt dışına çıktı. Yanılmıyorsam bir iki yönetici daha var. Yani çok emin değilim ama yanıltmayayım kimseyi. Burak Aslan ve Feyyaz Uçar'ın da olduğunu duydum. Cumartesi günü söylemiştim zaten. Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek. Dortmund maçını maçtan sonra Nuri Şahin Hoca ile son kez masaya oturuyorlar. Belki de ondan sonra bir açıklama yapılacak. Onun dışında bugün de Almanya'ya gitmiş. Almanya'dan İngiltere'ye geçecek. Bazı oyuncularla temas halinde ve sportif direktör konusunda görüşmelerde bulunuyor. Şöyle bir transfer planı var Beşiktaş'ın. Çok aidiyet duygusuna sahip çıkacak, genç de olacak, tecrübeli de olacak.
ama takıma maksimum katkı verecek yıldız oyuncu da var. Ama dediğim gibi yıldıza yakın oyuncu da var. Yani öyle bir karma istiyor Beşiktaş yönetimi. Karma bir ekip kurarak takımı şampiyonluğa taşıma açısından sorumluluk alacak bir ekip kurmak istiyorlar. Bakalım nasıl yapacaklar? Sayın Başkan çalışıyor. Dediğim gibi şu an yurt dışında. Cumartesi'den sonra herhalde gelişmeler olacak. Yani önümüzdeki hafta içinde bazı şeyler olacak Beşiktaş'ta. Açıklama düştü de şimdi. Başkan Ali Koç İzmir'de konuşuyor. Orada sanırım teknik direktör soruldu. İsmail Kartal 3 kere de harika işler yaptı. Hocanın kim olacağını söylemem. 6-7 Haziran'daki Fenerbahçe'nin sağ 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'nin sağdaki komutanı kim öğreneceksiniz. Burada 3 kere de işler yaptı İsmail Hoca'ya. Yani veda edeceğini zaten söyledik. Sağdaki komutanı kim öğreneceksiniz? Bakacağız. Herkes merak ediyor tabii. Vallahi şöyle söyleyeyim. Taraftarlar lütfen yanlış anlamasınlar ama hani yarından sonra 2 hafta var. Avrupa Şampiyonası başlıyor Almanya-İskoçya maçıyla. Biraz böyle Süper Lig gündeminden ben kendi adıma çıkmak istiyorum yani. Şimdi sizler de deplasmanlara gittiniz, maçlara gittiniz. Tabii ki yani takımların transfer çalışması, oyuncu, teknik adam, işte başkanlık seçimi devam edecek bunlar. Bunlar hiçbir zaman için durmuyor ama hani biraz böyle Avrupa Şampiyonası hepimize meditasyon gibi gelecek diye düşünüyorum. Bayramla beraber, hepimize heyecan başlayacak. Bayram gelir bayram heyecanı. Evet, bir değişiklik yani, lazım. Çünkü tam yani. O döneme denk geliyor şampiyonun başlama tarihiyle Kurban Bayramı. Bir de transfer, yani transferi tabii ki heyecanlı. Şimdi yavaş yavaş biz de bu haberleri yapmaya başlayacağız gelen giden oyuncularla ilgili ama zaten Avrupa Şampiyonası birçok konuda da belirleyici olacağı için gelecek oyuncular da... Geçiyor bir de şampiyona dönemleri. Ya tabii turnuva bitmeden eğer öncesinde yapılmış bir anlaşma yoksa kimse çok hamle yapmak istemiyor. Gelecek oyuncu için de geçerli. Doğru. Satmanız muhtemel olan oyuncu için de bir sonunu görelim. Bakalım iş nereye varacak diye herkes bir bekliyor. O açıdan biraz o tarafa kanalize olacağız gibi duruyor. Peki. İnşallah milli takımda daha da heyecanlı bir şekilde takip ettirir bize. İnşallah. Kısaca şampiyonluk tahminlerinizi alayım. Daha geniş konuşuruz da Avrupa Şampiyonası ile ilgili. Yine Fransa diyorum ben. Yani. Fransa mı diyorsun? Evet. Yani Fransa'ya itiraz etmek zaten Fransa'ya içimden gelmiyor. Kadroya ya, bakınca görmeden ama. Görmeden bilmiyorum. Ben daha farklı hissediyorum. Kartal abinden de alayım. Vallahi İngiltere'de bu kez bir... İngiltere geldi yani. İngiltere'nin işin içinde olacağını düşünüyorum ben de. Yani o fırsatı kaçırmıştı geçen. Vallahi zor ya şimdiden bir şey demek. İnşallah ama Fransa inşallah Türkiye. Ben Türkiye'nin iyi işler yapacağını düşünüyorum. Yani iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum milli takımın. Önce gruptan tabii çıksınlar da ondan sonra. Bu arada yani iyi ki tek ülkede bilmiyorum. Diğeri bana şampiyona gibi gelmedi ya. Bir o ülke, bir bu ülke, bir yani böyle enteresan bir şey. Avrupa Şampiyonası dediğin tek ülkede oynanır ülkede bana göre. Ya. 13 tane farklı şehirde olmaz yani. Hani bunu ha belki ortaklaşa olur. Onlara da alıştık işte. Ukrayna, Polonya vardı. Avusturya, Almanya vardı galiba. Avusturya, Almanya. Burada şimdi Latin'in galiba uygulaması değil mi o? Ya eski ya yani uygulama artık tabii, yok. Latin'in tabii. Çok yanlış olan şeyler var. Neyse ben İngiltere düşünüyorum. Emre'den de hızlıca bir cevap alayım. Tamam. İngiltere olabilir. Duygusal olarak tabii ki Türkiye diyorum ama mantıken baktığımda İspanya benim favorim. Peki inşallah duygusal tercihin tutar diyerekten programı tamamlayacağız şeyde artık. De son dakikalar. Evet, Bodrumspor'da çok yakın Süper Lig, onu söyleyelim. Emre Kaptan, Kartal Yiğit, Erdem Akbaş çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Spor Merkezi'ni tamamlıyoruz. Mutlu geceler, hoşçakalın.